Biz her hafta olduğu gibi yine ekonomiyi sizler için konuşacağız. Ağırlıklı olarak konularımıza baktığımızda aslında vatandaşın ekonomisiyle çok iç içe bir sürece giriyoruz. Evet, bugün sanayi üretimi de 12 aylık bazda açıklandı. %6,5'luk bir gerileme var yıllık bazda. Bunları da konuşacağız çünkü bu da direkt vatandaşın gündemini etkileyen noktalardan biri. Hepsini sizler için yine Selçuk Geçer ve Oğlak Tuna ile her hafta olduğu gibi üçgen diyerek konuşacağız. Lütfen sizler de bize Twitter adresimizden rakamla 3üçgen online'dan soru, görüş ve önerilerinizi aktarmaya devam edin. Yine hep beraber program yapalım. Sevgili Selçuk, sevgili Oğul. Şimdi bu haftanın bence önemli haberlerinden biri yapılan bir araştırma. Üstadlar, buradan girelim. Şimdi herkes diyor ya, vatandaş onu konuşuyor, bunu konuşuyor, umrunda, umrunda değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Merkezi 16 ilde 2400 ki iyi bir denek sayısı kişiyle, seçmenle bir anket yapıyor. Ve baktığında birçok detay var içerisinde, fakat Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusunun yanıtına %46 ile ekonomi oluşturuyor. Buradan başlayalım. Oğul, senle başlayalım. Geçen hafta Selçuk'la başlamıştık. Vatandaş artık ne yaşadığını hisseder hale mi geldi? Buradan girelim. Tabii şimdi geçen yıl ikinci yarıda ciddi bir kur şokuyla ekonomi sarsıldı, hatırlarsınız. Yani bir anda 4.85, 5.5, 6, 7'ye doğru giden bir dolar ekonomiyi bayağı bir sarstı. Ondan sonra alınan önlemlerle peyderpey aşağı indirilmeye çalışıldı. Fakat tabii ki ithalata bağımlı bir ekonomi olan bizim ekonomimiz bu kur şokundan çok ciddi yara aldı. Buna bağlı, bu bağlamda ekonomik göstergelerde ciddi oynamalar gördük. Ne gördük? Borsanın ilk önce ciddi bir düşüşe geçtiğini gördük. Ondan sonra konkordatoların arka arkaya geldiğine şahit olduk. Onun dışında ciddi anlamda Türkiye'nin tanınmış firmalarının iflas haberleri geldi. Bunun dışında İthal girdisi olan mallara çok anormal zamlar yapılmaya başlandı Eylül'den sonra. Kurun da etkisiyle. Kurun etkisi. Enflasyon %25 bandına geldi hemen bir anda. Ve ciddi her şeye zam furyası başladı. Bu zam furyası bütün ürünlere vurdu. Ve ne oldu? Hane halkının geliri bir anda daraldı. Alım gücü düştü. Şimdi bu halkı açıkçası şok etti. Yani benzin fiyatları fırladı, ham madde fiyatları fırladı, market alışverişlerinde insanlar ciddi anlamda eridiklerini gördüler. Ve ciddi mutfağa da etkisi olduğu için insanları çok rahatsız etti. Bunun dışında döviz borcu olan firmalar, şahıslar ciddi sıkıntı altına girdiler. Bu borcu ödeyemez duruma düştüler. Herkes yapılandırma derdine düştü. Bir de şu görülüyor ki Türkiye'nin önümüzdeki dönemde 200 milyar dolara yakın para bulması gerekiyor. Her yıl. Her yıl. Ve döviz böyle bir ortamda yükselince bu daha da kaygıları arttırdı, ekonomiyle ilgili olan kaygıları. Bir de o dönemi iyi hatırlayın. Trump bir çıkış yaptı bu papazla ilgili. Ve ben o günü hiç unutmuyorum. Yani biz, dedi, öyle bir hamle yaptık ki işte Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiğini görüyorsunuz, dedi. Keza bugün de ona benzer hareket geldi. Ona da bağlayacağım. Adam diyor ki, yani diyor, Suriye'de diyor siz Kürtlerle ilgili bir harekete geçerseniz diyor sizin ekonominizi darmadağın ederiz diyor. Ya böyle bir stratejik ortak olabilir mi ya? Hepsi bir yana senin ne kadar kırılgan olduğunun kanıtı aslında. Evet. Yoksa senin, birileri gol atar. Tabii senin kırılganlığını kullanıyor. Yani Atatürk'ün meşhur lafına geliyoruz. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz. Oraya geliyoruz sonuçta. Şimdi gene aynı yerden tehdit ediliyoruz. Bakıyoruz bu tehdidin karşılığı var mı gerçekten ve var olduğunu görüyoruz. Ha, bak bu çok önemli bir şey. Hani o tehdit eder de yapılabilir mi o sağlamasını yaptığında, evet falan. Olabilir diyorsun. Tabii olabilir diyoruz. Çünkü şu anda döviz kuru hala kırılgan. Hala dıştan gelebilecek baskılara boyun eğecek konumda ve Türk ekonomisi hala borçlu. Yani biz geçen yıldan bu yıla ciddi önlemler alıp bu ekonomik zaafımızı
giderebilecek hamlelere girişmedik. Onun yerine günü kurtardık, faizleri yükselttik. Biz dedik dövizi biraz düşürelim, ondan sonra zaman kazanalım. O arada bir seçim var, seçime kadar idare edelim, seçimden sonra bakarız. Ben 100 günlük planları falan filan pek ciddiye almıyorum. Keza yurt dışı kredi değerlendirme kuruluşları ve IMF ve Dünya Bankası, onlar da ciddiye almıyorlar. Hı hı. Şimdi böyle bir konumda o Türk ekonomisinin çok daha köklü reformlara ihtiyacı varken bunları öteliyorlar sürekli. Bu öteledikleri problemler bizim başımıza daha büyük belalar açacaktır, öyle gözüküyor. Bu bağlamda da bugün gelen ikinci bir istatistik var, çok önemli. O da sanayi. Onu da değerlendir o zaman, beraber evet. Değerlendirelim. Şimdi sanayi üretimi %6,5 düştü. Bu korkunç bir istatistik. Neresinden bakarsan diye bir şey yok bu istatistikte. Bu da belki ayarlanmış hali %6,5. Bilmiyoruz, belki de 7,5-8. Bu arada beklentiyi de söyle. Beklenti düşüktü, yüksek geldi. Tabii. Yani ekonomistlerin oradaki piyasayı ne kadar yanlış okuduklarının net göstergesi. Ama, yani. Evet, yani ben ekonomistler yanlış mı okuyor yoksa öyle açıklamak zorunda mı kalıyor? Ben de şaşırdım artık. Çünkü neden? Sen niye açıklamıyorsun kardeşim? Neden? Çünkü bir dakika, görünüyor o, yani bu. Bu biz mazeret burada değil yani. Evet. Sen de ekonomistsin. Sen niye açıklamıyorsun? Hayır, o zaman anket yapmasınlar arkadaşım. Ya da anket yapılan ekonomistler de ekonomist yani olsunlar. Düzgün bir şekilde neyse ne görüyorlarsa. Şimdi, ellerinde bir veri olmadan tahmin etmek başka bir şey. Şimdi kanal ismi vermeyelim. Evet. Ama 4-5 tane ekonomik kanalı var şu anda ortalıkta dolaşan ve bu 4-5 ekonomi kanalında da gönül rahatlığıyla ekonomiyle ilgili olan problemler tartışılamıyor. Yani hep böyle bir kaçamak hareket tarzı var. Hep aslındayla devam eden cümle. Evet. Yani net olarak ülkenin problemlerini koy ortaya, çözüm önerilerini de altına diz. Bu kadar zor değil bunu yapmak. Ama bak şimdi televizyon kanalları diyelim ki haklı. Yani şu anlamda haklı. Diyelim ki televizyon kanalları mecburlar. Bunu bu şekilde evet yapıyorlar. Haber bakış açısı evet anlamında söylüyorum. Ama burada bankaların ekonomistleri demeç veriyor. Demeç tamam vermiyor daha doğrusu. Anket yapılıyor. Onlara evet görüşleri sunuluyor. İsim bile belli değil. Şimdi ya burada anketler tüm dünyada, sen de gayet iyi bilirsin, şu şekilde yapılır. Bir bankanın uzmanına dönülür ya da ekonomistine dönülür, sorulur. Denilir ki enflasyonla ilgili beklentin nedir? Sanayi evet üretimiyle ilgili beklentin nedir? O da elinde telefon, diğer eli koltuk altını kaşırken cevap vermez buna, değil mi? Evet. Ne haber? Elinde bir takım veriler vardır. Sanayi verisi vardır mesela. O verilere bakar. Ekonomik verilere bakar ve sonunda der ki ya kardeşim ben sanayiyle ilgili bunu bekliyorum der. Evet. O verileri değerlendirdikten sonra, yani işkembe-i kübra diye bir şey yoktur. Veriler vardır. O verileri değerlendirirsin. Yakın çıkar, uzak çıkar, doğru çıkar, yanlış çıkar. Bu başka bir şey. Hı hı. Ama sonuç itibariyle sen siyasetçi değilsin, hükümet değilsin, Merkez Bankası Başkanı değilsin. Yani sen piyasayı rahatlatmakla sorumlu değilsin. Sen piyasaya doğru bilgi vermekle sorumlusun. Çünkü senin yatırımcıların var. Ama yani, anladığım kadarıyla korkuyorlar yani. İşe gerçeğe gerçek. Ben sen, şimdi sen ekle devam et. Sonra yani şu ana zaten kadar yani kayda değer ekonomi kanallarında o mertliği gösterecek türde konuşmalara ben rastlamadım. Ama biz burada konuştuk. %6,5-7,5 oranında sanayi endeksinin düşeceğini, daha da fazla düşebileceğini konuştuk burada. Net kasetlere geri dönsünler, görsünler. Çünkü neden? Yani o döviz kurundaki artıştan sonra bütün üretim yapan firmalar frene bastı ya. Yani bu bas bayağı ortada. Üretimlerini düşürdüler, shiftlerini düşürdüler. Adamlar kendilerini koruyabilmek için bu krizden değişik yöntemlere başvuruyorlar. Çünkü bir anda bıçak gibi, örnek vereyim, otomotiv sektörü bıçak gibi kesildi. %35'e yakın küçülme var otomotivde. Zaten satışlar da bunu %40 şey yapmıyor. Ha, %41 beslemiyor yani. Evet. Ticari araçların üretimi de evet, %41 %41 düşmüş. Şimdi ticari araçlar %41 düşmüş. Sen 2019'da full üretime devam ediyorsun. Böyle bir ekonomik model yok. Yani üretim yok ki. İşte olmayınca da sanayi üretimin sen nasıl 0-2 tahmin edersin ya? İşte zaten yani bence ana arterlerinde ekonominin frene basmış herkes. Üstad, tartışmalı olan o artış, mesela ben artış bekliyorum diyor. Hı. Ama bunun kriterini kimse açıklamıyor. Ha, şöyle bir kriter olabilir. Artış ne zaman olur bütün bunlara rağmen? İhracata yönelik bir ekonomik modelim vardır. Dersin ki ben iç piyasa daralsa da ben dışarıya ihraç ediyorum kardeşim. Ha, onda şu kadar, itiraz ederim. Şu kadar milyon
Almanya'ya, şu kadar İtalya'ya bilmem ne, sen ihracata yönelik üretimini kısmadan devam edersin. Tamam. Ya bizim öyle bir modelimiz de bak, yok. Bak Çetin kızdığı için marka vermeyeceğim. Çok kızıyor çünkü vermez sonra. Zaten. Yayın sonrasında çok kızıyor bana. Tabii. Onun için marka vermeyeceğim. Otomotiv sektöründe başı çeken 3 firmanın 3'ü de evet. Ara verdiler. Doğru. Şubat ayına kadar üretim yapıyorlar. Personel çıkarıyorlar. Evet. Doğru. Bir tanesi 9 vardiyadan. Evet. 9 vardiyaları varmış onların. Enteresan bir vardiya sistemi. Nasıl oluyor evet. bilmiyorum. Tek vardiyaya indirmişler. Evet. Yine bugün bizim haberlerde markasıyla verildiği için, bir yerde de haberiyle yine markasıyla yayınlandığı için Türkiye'nin ticari araç, sadece ticari araç üreten bir firması Isuzu. 4 ayda 26 gün ara vereceğini söyledi üretime. Evet. 4'te tamam. 1 yani. 3'te 1 aslında. Ha, yani evet. 3 bu, ay çalışacak. Ve bu üretime ara verme. Kimse yanlış anlamasın. Fabrikanın çok zararına olan bir şey. Yani, çünkü birim maliyetleri artıyor. Dakikada bir otomobil çıktığını evet. düşünürsen dehşet bir zarar. Çok, çok büyük bir zarar. Şimdi ama ben de sana şunu... ki öyle bir zarardan kaçıyor ki bunu tercih ediyor. Ben de şimdi X ekonomi kanalı olarak ya da bir banka olarak. Dur bir dakika bitirdim. Dönüyorum sen. Sana. Yok, hayır soru da. Soracağım Hı. ona. Devam etsin zaten. Geliyorum anketörüm ben. Haber yapacağım. Ya da işte Merkez Bankayı sığayım anket yapacağım. Ekonomist olarak dönüyorum sana diyorum ki sanayi üretimiyle ilgili beklentiniz ne? Sen lokomotif sektörlerden birisi olan otomotiv sektörünü görmeden mi cevap veriyorsun? Yani olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. Otomotivde bu kadar daralma varken demir çelikte daralma olmayacak mı? Şimdi birbirine bağlı bir ton sektör var. Beyaz eşyada olmayacak mı? Yan sanayi. Yan sanayi. Ben sana 4 tane sektör sayarım. Bu şeyin sanayi üretiminin %70'ini oluşturuyor. O 4 sektör. Bütün sektörlerde daralma varken sen sanayi üretiminde ne bekliyorsun? Bırak sen sanayi üretiminde daralmayı. Büyümede daralma olacağını biz tahmin ediyoruz. Diyoruz ki büyüme eksi gelebilir. Sanayi üretim onun kaç katı eksi gelebilir? Çünkü sanayi üretimde daha duyarlı. Normal büyümeye diyelim 4 iken sanayi üretiminde büyüme 7 oluyor, 8 oluyor. Sanayi üretimi aslında bir lokomotif bu bağlamda. Ama ne oldu şimdi? Sanayi üretimi %6,5 düştü. Yani bir numaralı gündem maddesi işsizlik. Tabii. Yani bu nereye getiriyor bizi? Onu söyleyeceğim zaten. Sanayi üretiminin bu kadar düştüğü bir ülkede en büyük sıkıntı işsizlik olarak karşımıza çıkacak. Çünkü daralan ekonomilerde eleman çıkarıyorlar. Bırakın iş bulmayı, var olan işin insanların korunma şansı azalıyor. Ve bu doğal olarak işsizliği pompalıyor. Selçuk aynı soru. Evet. Genel bir değerlendirme ama bunu hani borçlanma, yapılandırma, sanayi üretimi, geçim derdi hepsini bir arada değerlendirirsen. Ben bugün bir tespit ve bir duyumu açıklayacağım buradan. İzleyiciler de iyi takip etsinler burayı. Bence çok önemli bir duyum bu. Şimdilik duyum olarak kalacak ve bir iddia olarak kalacak ama gerçekleştiği gün yine üçgende doğruları söylediler bize diyecek vatandaş. Şimdi istersen bu ekonomiyle başlayalım. Yani vatandaşın ilk sırasına ekonominin yerleşmiş olması çok normal bir kere. Ekonomi dışında başka bir şey yerleşseydi şaşırmak gerekirdi. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir enflasyonist baskı var. Çok ciddi bir kur baskısı var. Çok ciddi bir işsizlik var. Çok ciddi bir hayat pahalılığı var. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman da kronikleşen artık bir ekonomik çıkmaz var. Kronikleşiyor artık üstelik bu. Ve bunu görmeyen bir iktidar var. Yani bunun böyle olmadığını iddia eden, her şeyin süt liman olduğunu iddia eden bir iktidar hatta var. Hatta sıkıysa tersini söyleyin. Yani sıkıysa tersini söyleyin diyen, hala yaptıkları işin doğru olduğunu iddia eden bir iktidar var. Bence yanlış bu. Biz ısrarla şunu söylüyoruz. Teşhis olmazsa tedavi olmaz. Hala ısrarla teşhis yapmamaya niyetliler. Ha, buradan şöyle bir sonuç da çıkartılabilir. Acaba bile bile bir yerlere doğru mu götürülüyor? Zaten artık çıkılmayacağı, işin içinden çıkılmayacağı görülüyor. Onun için bir yerlere doğru mu götürülüyor bu sistem? Buna göre bir takım haber altyapıları mı hazırlanıyor? Onu iyi okumak gerekiyor. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sizin de fikirlerinizi, izleyicilerin de fikirlerini almak isterim konuyla ilgili olarak. Şimdi nedir abi? Bir, anket yayınlandı. Türkiye'nin vatandaşının birinci gündemi ekonomi dendi. Geçen hafta. Çok yeni, çok sıcak bir olay. Bir sonra
Bugün Trump bir açıklama yaptı. Herkes bir anda coştu. Dışişleri Bakanı falan filan feveran etti. İşte bizi tehdit edemezler falan filan. Ama sonuç itibariyle Trump'ın açıklaması çok manidar. Hem zamanlama açısından hem söylem açısından çok manidar. Yani tam Irak'ta Suriye'den çekilme kararı verilmiş. Bu esnada deniyor ki biz bu kararımızda ısrarlıyız. Ama eğer ki Türkler Kürtlere müdahale ederse herhangi bir şekilde bunun çok ciddi ekonomik yaptırımları olacak. Askeri yaptırımları değil bak. Yani şunu demiyor. Eğer ki Türkler Kürtlere orada müdahale ederse biz de askeri olarak, Amerikan askeri olarak Türklere müdahale edeceğiz demiyor. Ekonomik yaptırımları olacak bunun deniyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın... Niye bu kadar ısrarla vurgu yapıyorum? Üçüncü Dünya Savaşı'nın ekonomik temelli yaşandığını dikkate alırsan... anlamlar evet, geliyor. Ama başka bir ısrar var burada. Ekonomi üzerine bir ısrar var. Bunun nedeni ne olabilir diye soruyoruz. Dış güçler. Yok, ben piyasadan birilerinden çok değerli ve önemli kaynaklardan bir bilgi aldım. Şimdi onu paylaşacağım arkadaşlar. Türkiye'nin, Oğul sen de bunu çok iyi dinle. Tarih vereceğim çünkü. 7-20 Nisan tarihlerinde IMF ile görüşmek için randevu talep ettiği haberini aldım. Bu çok önemli bir haber. Bak, bu bir kulis haberi. Doğrudur, yanlıştır bilemem. 7 ile 20 Nisan tarihlerinde IMF'den randevu talep edilmiş bizim tarafımızdan. Sağlam mı kaynak? Ya kaynak sağlam değil, bilemem. Hayır, zaten hani tahmin ediyoruz da o yüzden. Kaynağımı da açıklayacak da değil. Hayır hayır, yani güvendiğim bir kaynak mı? O kadarına girmiyorum bak. Diyorum ki sana 7 ile 20 Nisan, bak tarih veriyorum size arkadaşlar. 7 ile 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye'nin IMF'den randevu talep ettiği. İş bağlanmış demektir tarih varsa. Söyleniyor. Bir yerlerden kuşlar cikciklediler bize. Tamam mı? Bu şu demek arkadaşlar. Türkiye zaten bir krize doğru, bir krizin göbeğine doğru ilerliyor. Rakamlar onu gösteriyor. Bak, üçüncü benzin zammını gördük arka arkaya. Keza pazarda insanlar feveran ediyor. Marketlerde feveran ediyor. Yani bütün gıda fiyatları bugün yine tarım üretimi fiyatları da açıklandı. Sadece sanayi değil arkadaşlar. Toptan fiyatları %15'in üzerinde bir artış var yıllık bazda bakıldığı zaman. Aylık bazda da %3,5'a yakın bir artış. Dünyada gıda fiyatları %3,5 düşerken eğer ki Türkiye'de %3,5'luk aylık artış oluyorsa, bak öbürü yıllık, seninki aylık %3,5 artış yaşıyorsan ortada ciddi bir sıkıntı var demektir. Artı demek ki Türkiye artık kaynak da bulamıyor. Çünkü sürekli tekrara gidiyor bak. Bir neden daha söyleyeceğim bu 7-20 Nisan görüşmelerini arkadaşlar. İkinci tahvil ihalesini iptal etmek zorunda kaldılar. Biliyorsunuz değil mi? Bunu takip ettiniz. Yani vatandaş veya yatırımcı tahvil bile almıyor artık. Talep gelmiyor. Talep gelmiyor. Onun için ertelemek zorunda ya da iptal etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi tablo böyle olunca bulunamayan bu kaynak için büyük ihtimalle altyapı hazırlanıyor. İşte vatandaşın birinci gündemi ekonomi. İşte Trump ekonomik olarak sizi dağıtacağım, sizi darmadağın edeceğim dedi. İşte bak Amerika dış güçler bunu yaptı. Biz de mecbur kaldık IMF'ye gittik. Durumunun altyapısı hazırlanıyor olabilir diyorum bak. Böyledir demiyorum arkadaş. İyi bir ihtimal. Bir yere not edin diyorum. 7-20 Nisan tarihlerinde, bizi izledikten sonra belki tarih değiştirirler ama 7-20 Nisan tarihleri arasında IMF ile Türkiye yetkililerinin görüşeceğini duyduk. Bu önemli. Bilginiz olsun. Peki. Tabii siz de buna bir yorum yapın bence. Şimdi ben ona hazır sıra bana gelmişken değerlendireyim. Birincisi, vatandaşın sorununun bir numaralı sorunun ekonomi olması, hani belki kendi akışı içerisinde normal gibi gözüküyor ama bence burada ezber bozan bir hareket var. Uzun zamandır ilk defa vatandaş kendi gerçeğine yabancılaşmamış. Yani bundan önceki sıkıntıların da veya sıkıntılı dönemlerin de sorgulandığında hep ekonomi ikinci, üçüncü sırada çıkıyordu. Halbuki benzer sıkıntılar, işsizlikten enflasyona kadar her şey yine yaşanıyordu. Fakat şiddetini öyle bir arttırmış olmalı ki artık kendi gerçeğine yabancılaşamıyor. Bu bence önemli bir vurgu. Yani bunu tarihe not etmek lazım çünkü bunun önemli sonuçları olur.
ciddi çarpanları olur. Bu açıdan baktığında tabii işin borç, döndürülemeyen bir borç gerçeği var. Reel sektöre de baktığında, vatandaşa da baktığında döndürülemeyen bir borç gerçeği var. Şimdi işte kamu bankası aracılığı bu borçların yapılandırılacağı ifade ediliyor. Biraz sonra bankalarda bunu da açarız. Bunun nereden finanse edileceği konusuyla ilgili büyük bir bilmece ortada duruyor. Mantıken aslında baktığında doğru, bizim yıllar önce konuştuğumuz mesele, fakat orada bir fark var. Senin hatırlıyor musun? Ben bir gün ya oğul bir hem vatandaş hem reel sektör borcuyla ilgili bir çözüm hazırla da gel bir konuşalım, benim başka yaptığım programda gel, bunu anlattığın kriterlerden biriydi. Ama bu burada sadece af ayağı var, sonrası yok. Oysa ben çok iyi hatırlıyorum ki sen ilk önce o temerrütte düşen veya ödeme güçlüğüne düşen, icraya düşenleri kurtaracak, uzun vadeli bir kredilendirmeyi sağlayacak, ondan sonra da yeni kredi kartlarının verilmesini zorlaştıracak, eğitime tabi tutulacak, böyle uzun 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 bir çözüm projesiyle gelmiştin. Bu anlatılanda bu çözüm projesinin sadece bir ayağı var. Yani atalım oraya, ne olacak bilmiyoruz. Bence bu açıdan sadece bu haliyle, yani tek yönüyle yaptığında çok ciddi bir görev zararıyla karşı karşıya kalırız. Çünkü öte taraftan bir de madalyonun ters yüzünde de bunların aslında icraya düşmemiş, her halükarda ödemeye çalışan vatandaşlar olduğu gerçeğini dikkate alırsan aslında bankacılık sektörü açısından baktığında da çok ciddi bir haksız rekabet var. İyi kötü, nitelikli bir müşteriyi, ödeme yapma potansiyeli olan bir müşteriyi bir bankaya yönlendirme durumu var. Bu da bence ayrıca rekabet kurumu açısından tartışılması gereken bir nokta. Bunu not olarak verelim. Şimdi 200 milyar dolar meselesine gelince ve %6,5'la birlikte okuyunca ben açıkçası %6,5 sanayide üretiminde daralmaya hiç şaşırmadım. Benim şaşırdığım bugün sunulan haberlerde artış beklentisiydi. Yani artış bekliyorlarmış da aylık bazda da yıllık bazda da düşmüş. Hakkını yemeyeyim, yıllık bazda gerileme bekliyorlardı ama nereden baksan orada da 1-1,5 puan, yani 5'lerde bir daralma bekliyorlar. Ciddi bir sapma demektir. Yani 5'te 1 %20 sapma demektir. Şimdi tabii bu vatandaşın ve sokağın, reel sektörün gerçeğiyle hiç birlikte yaşanmadığının çok açık göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da enflasyon veya işte ekonomik kriterler büyüme rakamlarını açıklarken işte sıkıysa bununla tartışıyor. Hayır, sıkıysa diye bir şey yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kimle kavga ediyor bilmiyorum. Fakat dışarıdaki iş adamı da vatandaşta ne yaşadığını biliyor. Siyasetçiler kendi arasında tartışacaksa bunun yönü de kulaktan kulağa oynamak değildir. Çıkılır bir televizyon ekranına, eskiden olduğu gibi tartışılır. Vatandaş da bakar kim doğru söylüyor. Yani ama bu unutuldu. O yüzden sıkıysa mıkıysa diye vatandaşla cebelleşmenin alemi yok. İhracata yönelik model dedin. IMF'ye geleceğim, ona takıldım. Ama bunları anlatarak IMF'ye gelmek zorundayım. İhracata yönelik modelimizde de ciddi bir tartışma var. Çünkü açıklanan cari açık, yani dış ticaret açığımızın daralıyor olması, daralırken ihracatımızın bir dolarlık ihracat diye bir birimlik ihracat için daha az para kazanıyor ama bir birimlik ithalat için düşmesine rağmen daha çok para ödüyorsak, birincisi burada bir sıkıntı var. İthalatın göçtüğünü dikkate alırsan bir önceki yılın büyümesini de baz aldığında sanayi üretiminde halen stoktan yapılan bir üretim var ve bu üretimde bir ihracat rekoru kırıldı. Peki 2019 senesinde nasıl bir ihracata yönelik modelimiz olacak? Bak, bunun yanıtı yok. Yani bu üretici bu maliyetlerle tekrar nasıl üretecek? Ki keza sen otomotiv firmalarına atıfta bulundun ama daha dün açıklandı. Dünya çapında iki büyük otomotiv firması dünya çapında işten personel çıkartma kararı aldı. Binlerle, 7000, 8000 personelden bahsediyoruz. Yani dünya ihracat yapalım da dünya ekonomisi de öyle güllük gülistanlık değil, her şey yolunda değil ki. Bunun hesabını yapmadan bir mesele var. Gıda fiyatları, evet, yani biraz sonra enflasyonda konuşuruz. Fakat benim burada özellikle dikkat çekmek istediğim iki nokta var. Ondan sonra IMF'yi değerlendireceğim. IMF ile ilgili senin de yorumunu alacağım oğul. Bunlardan birisi Trump'ın bu çıkışlarının
Klasik bir Almanya-Hollanda çıkışı olma olasılığı da var arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyin. Yani işte seçime gidiyoruz, gel bir dış güç yaratalım muhabbeti olabilir. Aynı söylüyorum. Yani işte hani altyapı oluşturuyorlar. Hollanda ile Almanya ile de biliyorsun daha önceki seçimlerde kavga edildi. Trump'la da edildi ama o zaman daha çok taze etti. Şimdi daha hele ki dünya çapında tepki çekiyor uygulamalarıyla. Kendi ülkesi adına haklı olmakla birlikte. Burada bir danışıklı dövüş olabilir şeyini, çentiğini buraya bir atayım. Çünkü seçime giderken bu iş yapıyor sokakta. Bir de bir taşla iki kuş. Hem seçim için kullanılabilir bu, hem dediğim IMF gibi için. IMF şimdi, ve ekonomi bahanesi için kullanılabilir. IMF meselesi yani. Zaten uzun zamandır tartışılıyor. İkinci noktaya geleceğim ama bununla bağlayacağım. IMF için normal şartlar altında baktığında, yani bütün gerekliliklerden ağrıyı düşündüğünde, bugün itibariyle bir yerden kredi bulmaya çalışırsan IMF evet en ucuz, en uzun vadeli kredi veren kurum olarak ilk sırada gözüküyor. Fakat bizim IMF ile ilgili tecrübelerimiz, sadece bizim değil, dünyada IMF'nin başarı kazandığı bir ülke yok. Fakat biz tekrar yine IMF havucuna tutunmak zorunda kalırsak, yani oradan para almaya kalkarsak, bunun çok ciddi siyasi ve ekonomik tavizleri de beraberinde getireceğini unutmayalım. Siyasi tavizler ne olabilir? Belki Suriye politikası olabilir. İşte orada Rusya'yla, bölge ülkeleriyle nasıl bir şey yaşayacağız onu göreceğiz. Ama bence iktisadi bir taviz var ki benim korktuğum başıma geliyor. Eğer biz IMF ile bir anlaşma yaparsak, ki ben yapılmaması, komşularla işbirliği içerisinde Avrupa'yı da kastediyorum bundan, daha farklı çözümler bulunması gerektiğini düşünüyorum. Varlık fonu tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Bak, varlık fonu meselesi çok sessizce devam ediyor. Fakat bizim IMF ile yapacağımız bir anlaşmada varlık fonunun içine gelir idaresinin de atılıp bir duyunu umumiye giden yol olma ihtimalini, burada tehlikesini varlık fonu ilk ortaya atıldığından beri söylüyorum, bir daha yine diyorum. Çünkü dünya iktisat tarihine geçmiş bir varlık fonumuz var. İlk defa bir varlık fonu eksi bakiye ile kuruldu. Eksi bakiye ile varlık fonu olmaz. Bunun, bu filmin sonu duyunu umumiyedir. Buna kim alınır, kim kızılır hiç umurumda değil. Çünkü günün sonunda siyasetçiler çekiliyor ve biz 80 milyon olarak faturayı ödüyoruz. O yüzden demin de dediğin gibi bir yerlerde konuşulamıyor olabilir ama iyimserlik, kötümserlik senaryoları içerisinde bir finans jargonuyla bu insanları kandırmaya çalışmak bu memlekete yapılmış en büyük hainliktir. Çünkü gerçeği biliyorsan önlem alırsın. Gerçeği gizlemeyeceksin ki insanlar önlem alacak. O sıkıntılı süreçten çıkarken daha çok bireyi ve firmayı ayakta tutacaksın. IMF ile ilgili yorumunu alayım, sonra işsizlikle ilgili bir de vatandaş ne diyor? Niye ekonomi vatandaşın gündemi? Bir haberimiz var, ona geçeceğim ama önce senin IMF ile ilgili yorumunu almak isterim. Evet, yani Selçuk'un söylediği bu haber ciddi anlamda çok önemli. Eğer IMF'ye gideceksek, ki bu da bir yoldur, o zaman kimse gücenmeyecek, kızmayacak ama 2002'ye geri döneceğiz demektir. Türkiye'nin kredi notu nereye gider? IMF anlaşmasından sonra Türkiye nereye gider? Stand by mı yapılacaktır? Yoksa büyük montanlı bir anlaşma mı yapılacaktır? Bütün bunları öğrenmek lazım tabii. Ama şu anda benim de gördüğüm, 31 Mart'a kadar bir ekonomi takip ediliyor. 31 Mart'tan sonra bambaşka bir ekonomi. Ve tabii IMF ile anlaşmanın bizim ekonomimize getireceği yükler ne olacak? Yani halka gelecek yeni vergiler olacaktır. Bu vergiler neler olacaktır? Artı zorlayacaklar, yeni kanun tasarıları çıkarmamız her zamanki gibi. İmtiyazlar. İmtiyazlar, Türkiye'de bazı ürünlerin üretiminin bitirilmesi. Yani kendi açılarından ne menfaatleri varsa masaya süreceklerdir. Biz de tabii onların menfaatine olan şey bizim aleyhimize olan bir şeydir. Nasıl 2000 yılında bu tavizler verildiyse, şimdi tekrar Türkiye tavizkar bir ekonomiye doğru geçiş yapacaktır. Tek bir farkla 2001 yılında Türkiye'nin toplam borcu içerisinde hanenin oranı %4-4,5 iken bugün %65'lerde.
Borç miktarı toplamda hepsinin kamulaşacağını zaten biz burada konuştuk. Adım adım oraya gidiliyor bence zira kamu bankasına borç yükleme bunun ilk adımı. Yüzlerle ifade edilen bir borçtan 600 milyar dolarlara taşan bir borçla IMF'nin masasına oturacaksın. Evet. Bu elini güçten düşürüyor. Bir detay daha var. Bunun hepsinin ötesinde IMF kanalıyla dünyadan sıcak para gelecek olsaydı gelirdi. Yani zaten bizim IMF ile ilişkimiz hiç kesilmedi. Bir şekilde IMF'nin garantörlüğünde geliyordu o sıcak para. Biz standby yapmamış olsak bile. Ben IMF'nin havuç niteliğinde rakamlarının Türkiye'nin bu sadece yıllık 200 milyar dolarlık finansmanını karşılayamayacağı gibi dünyadan da buraya para gelişini sağlayamayacağını düşünüyorum. Bu filmin sonunda 2018'in sonunda da konuştuk, ilk programında da konuştuk. Bir numaralı sorun işsizlik. Zaten işsizlik arttıkça vatandaş bu işi sadece enflasyon bazında değil daha çok hisseder oldu. Yani Osman Altı Hoca'nın kulakları çınlasın hep şey der. İşsizin enflasyonu kaçtır? %100'dür. Çünkü sıfır gelir vardır. Tabii. Şimdi peki vatandaşın niye ekonomi birinci gündem maddesi olmuş? İşsizlik bunun neresinde? Bir bakalım işsizlikle ilgili haberimize dönelim. Vatandaş ne demiş onu bir görelim. Ardından konuşalım. Burada mülakat oluyor. İki kişi gelmiş mülakat. İki kişiyle bu kadar insanın şey mi olur? Yukarıda dövüş kavga. Yazık günah ya. Ama biz getirdik bu devleti. Bize hak bu. Biz getirdik. Evet, evet abi. O zamanı geldim okuyalım mı, üfürüyalım mı bilmiyorum. Evet. Başka yere elimiz gitmiyor. Biz getirdik bu devleti valla. Bize hak bununla. Daha beter olacağız biz. Konuşanı hemen tutuklayalım. Yani Türkiye'nin vahim, valla çok vahim Türkiye. Geç de zaten çalışmıyor. Al. Ne bileyim ben. Başkalarına da hak ver. Tamam ben ilkokul mezunuyum. Başka işte yaparım. Her işi de yapıyoruz da. Ne yani bu böyle? Devletimize duyur. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ne bu rezillik? Ana oyununa. İşsizlik maaşı alayım ben şu an. İşsizlik maaşı bitti mi ne olacak? Ne yiyeceğim ben? Hiçbir yere eleman almıyor. Yaş sınırı koymuş. Biz ne zaman emekli olacağız? Yaş sınırını çıkarttı 60'a 65'e. O zaman da mezarlığı kosuna bir ATM'i dağıttık orada çeker çeker yiyorduk. Ruhumuza Fatih okumaya gelenler alı alı yille. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan, şimdi Kilis'ten. İş kuyruklarının da o kuyruklardan yükselen feryatların da ardı arkası kesilmiyor. İşkura yazılmaya geldik. Görün milletin halini işsizlikten. Ben yılların esnafıyım. Ben işkura yazılmaya geldik. Şükür kendinden gelene. Başka bir şey diyeceğim yok. Yani sesimizi duyan yok mu? Adam akıllı yapsınlar bir fabrika. Herkes işini kursun, gücünü kursun. Aa bak ben askerden geleli 3 sene olur. Doğru dürüst bir sene çalıştım çalışmadım. Saat 7'den beri bekliyoruz efendim. Hep belediye adamı. Bize iş yok. Yaşım 29. Hep belediyeye çıkıyor. Bizim günahımız suçumuz da. Kilis'te 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik iş için İşkur'un kapısını yine binler çaldı. Başvuru kuyruğu sabahın erken saatinde başladı. Zaman ilerledikçe uzayıp gitti. Ya çıkmazsa? Kilis'te kadın işsizler ayrı, erkek işsizler ayrı kuyruğa sokuldular. Kuyruklar ayrı ama işsizlik derdi ortaktı. Saat 7'den beri bekliyoruz efendim. Hep belediye adamı. Bize iş yok. Yaşım 29, hep belediyeye çıkıyor. Bizim günahımız suçumuz da. Ey neymiş? 35 yaşındaki adama çıkar, 29 yaşındaki, 30 yaşındakine yok. Onlar evliler mi? Ekmek götürmüyor mu evine? Olmaz böyle vallahi. Şimdi bu iş sorunu bir sefer ortadan kaldırılmalı. Bir fabrika kurmalılar ki gençlerin önü açılmalı, herkesin önü açılmalı. Tutturmuş Suriyeliler, Suriyeliler. Ya sinir ne demek? Yaptırsın bir adam akıllı, yani sesimizi duyan yok mu? Adam akıllı yapsınlar bir fabrika. Herkes işini kursun, gücünü kursun. Aa bak ben askerden geleli 3 sene olur. Doğru dürüst bir sene çalıştım çalışmadım. İşkura yazılmaya geldik. Görün milletin halini işsizlikten. Ben yılların esnafıyım. Ben işkura yazılmaya geldik. Şükür kendinden gelene. Yüzlerce metrelik kuyrukta bekleyenlerin polis bariyerleriyle hizada tutulduğu iş kuyruğunda bir başka dert yanma konusu da kayırma, haksızlığa uğrama iddiasıydı. Yazıyorum. Adım çıkmıyor.
3 defa, 3. yazdım. Biz de eve ekmek götürüyoruz. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Bu saçmalık yani bu İşkur. İlk defa mı yazıyorsun? İlk defa değil. 10 sefer yazdım abi. Listedadım var. 10 sefer. Hadi, hep belediye adamı. Kilisteki başvurular 4 gün daha sürecek. 18 Ocak'ta son bulacak. O tarihe kadar başvuru sayısı daha çok artacak. 6 aylık da olsa iş sahibi olacaklar. Kura çekimiyle belirlenecek. Ya çıkmazsa? Eğer bir ülkede zaten kurayla işe adam alınıyorsa daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Ama Anadolu'nun neresine giderseniz gidin farklı bir tabloyla karşılaşmıyoruz ki büyük şehirlerde bu iş daha dramatik. Bir bandımız daha olacak ama o bandımızın dönüş yönünde lütfen sizler de üçgen online'a ekonomiyle, işsizlikle yaşadıklarınızı bizlerle paylaşın. Hemen ardından üçgen online'a bakacağız. Bakalım bir başka yerde başka neler konuşuluyor. İş kuyruğu. Hangi işe başvuracaksın? Hangi işe? Belediye büyük ihtimalle. Ne zamandan beri bekliyorsun? Yarım saat oldu. Peki bu kadar kalabalık gördün mü bu kadar sıradan sonra? Türkiye'nin her yeri böyle aşağı yukarı. Hangi iş için hangisine başvuracaksın? Vallahi başvuracağız ama bu sıraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum yani. Ne zamandan beri bekliyorsun? Vallahi yeni geldik işte 15-20 dakika falan oldu. Artık herhalde akşama kadar buradayız. Sivas'ta kamu kuruluşlarındaki işler için başvuru kuyrukları uzayıp gitti. Başvuru masalarında başladı kuyruk. Oradan koridorlara, oradan da alt katlara ve sokaklara kadar uzadı. Görüntüler Sivas'taki İşkur İl Müdürlüğü'nden. Toplum yararına program kapsamında il merkezi ve ilçelerde 1000 kişinin istihdam edileceği duyurusundan sonra yaşanan manzara diğer illerdekinden farklı değildi. Sivas'ta da iş sahibi olacak şanslıları noter huzurundaki çekiliş belirleyecek. Tekrar soruyorum. Noter huzurunda çekiliş ne demek? Yani bir insanı işe alırken liyakat esasına bakarsın, bilgisine bakarsın, becerisine bakarsın. Onların arasından da bir tercih yaparsın. Ya milli piyango mu bu? Kurayla işe adam mı alınır? Yani Kemal Sunal'ın filmlerinde görürdük işte özellikle inşaata işçi alınırken sen falan filan gibi bir durum ortaya çıkmış. Artı bu başvurular yani işsizlik başvurularıyla birlikte bunlar işsizlik istatistiklerine yansıyacak mı? İşe kaç kişi aldınız ya da başvurdu önemli değil. Bunların hepsi o kayıtlara girecek mi? Çünkü tablo hiç hoş değil. Peki bizim izleyicimiz ne diyor Selçuk? Valla izleyici çok şey diyor, onlara bakıyorum ben de. Ama esasen tabii bir endişe var. Yani ciddi bir endişe var Türkiye ekonomisiyle ilgili. Onu kısaca anlatalım bakalım. Şöyle okuyalım. Evet arkadaşlar, bu arada Üçgen Online'dan bizi takip edebilirsiniz. Kanser sinsi ve yayılmacı bir hastalıktır. Bu arada benim ses falan gitmiş durumda. Geçmiş olsun. Sana vereyim, sen oku. Bana vereceğim. Aha. Peki. Bunun tıkandı tamamen. Geçmiş olsun. Vallahi iğneyle çıktı sahaya. yok, kanser sinsi ve yayılmacı bir hastalıktır. Bu ekonomik kriz kanser gibi bankacılığa, reel sektöre, hizmet sektörüne ve en son devlete sıçrayıp büyük buhran olacaktır. Ama bunu gören var mı bilemiyorum diye sormuş. Koray Ziraat'ın futbol kulüplerinin borçlarını neden ödüyor sorusu var. Bunu biraz konuşalım çünkü hemen arkasından da bankacılıkla ilgili bir konumuz olacak. Bunu not alın arkadaşlar. Muharrem Atik, Selçuk Bey, kaynağınıza güvendiğinizi belirseniz iyi olur. Bir duyum aldıysanız ve ekranda söylediyseniz zaten öyledir. Ben özellikle biraz şey yaptım. Bir montajlı video yapıp dedikodu yapmaya çalışıyorlar denmesin. Sizi seviyoruz, saygılarımla demiş. Yani dedikodu değil, Ali'nin söyledi zaten benim zamanlamayı. A. Kaytan, işe alınacakların torpil yerine kurayla seçilmesi daha adilane değil mi? Bence hani ölümü gösterip sıtmaya razı olmak gibi bir şey. Hayır, ikisini de reddetmek gerekiyor. Ne torpili, değil mi? Tabii. Ne kurayı yani. Liyakattır. Bu insan kaynağı değil, kalabalığı işe almaktır. Şöyle bir bakalım. Canberk Demirdelen, buyurun bunu da yayınlayın. Suriyelilere ver yansın eden AKP'liler demiş. Tabii ki
onu isteyenler bulabilirler. Senem Oğul Bey, 2002 geri gidemez Türkiye, 2002'ye. 2002'de Türkiye'de her şeyimiz devlete aitti. Hiçbir şey satmamıştık diyor. Bu atıf var. Evet. Şimdi neyi işletecek, hangi fabrikayı çalıştırıp üretecek de borç ödeyecek? Türkiye'de ne kaldı elimizde sorusu var. Kenan Işık blog yazarı, seçimler ahlaksız bir alışverişe dönüştü. Seçim rüşveti karşılığında oy alım satımı söz konusu. Herkes paracı. Seçim ekonomisi akılcı ekonomi politikalarına engel ediliyor ve geleceğimiz karartılıyor. Böylece demokrasinin canı cehenneme noktasına geliyoruz deniyor. Amorti Kazım. Çok iyi. Nick çok güzel. Ya bu arada şu seçimle ilgili bir şey söyleyeyim, bir cümle. Apartmandan içeri giriyorum, kapıda bir kağıt asılı, işte apartmandaki kişilerin isimleri daire daire yazılmış ve altında da bir not var. Eğer ki diyor apartmanınızda diyor hani farklı birinin de seçmen olarak gösterildiğini düşünüyorsanız, farklı bir isim varsa onu bizimle paylaşın diyor. Yani o kadar güvensiz bir noktaya gelmiş durumda. Bir de sosyal medyada paylaşılıyordu. Ben de kendi Facebook sayfamda normalde başka bir şeyi paylaşmam. Bunu paylaştım, çok eğlenceli bir şeydi. Şey diyor, Siirt'te diyor 2540 seçmenin bulunduğu bir apartman dairesi ilçe ilan edildi diyor. Çok iyi abi. Aynı evde böyle 400-500 kişi oturuyor. 2540 seçmen. Ya bu arada sen o listeleri söyledin, ben de ona bir ek yapayım. Apartmanların girişlerini asıyorsunuz. Bunlar da yırtılıp atılabilir. Daha büyük tehlike var. Dolandırıcıya, hırsıza malzeme veriyorsunuz. Tabii. Hangi dairede kim hangi isimde oturuyor onu gösteriyorsunuz. Ya biraz ya bu kadar yani ya. Yani, hani neyse. Devlet, Amorti Kazım'ı okuyalım. Okuyorum. Devlet yol köprü yapmak için bizden vergi topluyor. Üstüne yolları paralı yapıyor. Hastane yapmak için vergi topluyor. Üstüne hastane gidince para topluyor. Okul yapmak için vergi topluyor. Üstüne paralı eğitime zorluyor. Ama işin sonu nereye gidecek? Bunu düşünen yok demiş. Sağ olun, güzel sözleriniz de var. Hepsini görüyorum. Birkaç tane daha şöyle son gelenlerden bakayım. Sonra isterseniz bakalım. Neler? Oy, son gelen dediğim de yağmış. Murat Üzüm. Ödediğim prime el koydu, hak ettiğim emekliyi gasp etti, devlet ve beni açlık ve yoksulluk içinde bıraktı. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum utancımdan. Bu utançla yaşamak artık zor, emeklilikte yaşa takılanlar diyor. Osman Coşkun buradan Mete Akıncı'ya selam olsun demiş. Mete'ye biz de sevgili kardeşime selam olsun. Şaban Albayrak, 6 aydır emekliye zam diye neredeyse bütün medya haber yaptı. Sizin bu konudaki görüşünüz? Emekliye zam, %10. Çok az tabii. Yani %25 enflasyonun olduğu yerde %10 yapmak demek, onu %15 enflasyon altında ezdirmek anlamına geliyor. Hı hı. Bir de bana da bir mesaj geldi demin. Bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Veryansın ediyor bu konuğumuz. 60.000 TL maaşla danışman atayınca yük değil de diyor, EYT gelince para yok, bütçe yok diyor. Holdinglerin borçları sıfırlanıyor. Futbol kulüplerinin borcu ödeniyor. Muhtarlar umreye götürülüyor. Yani sözün kısası... Her şeye para bulunuyor da. Her şeye para bulunuyor fakat bu emeklilikte yaşa takılanlara hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Bunu da tartışmamızı istiyorlar. Adnan Ün demiş ki, referandumda evet deyin Türkiye uçacak. 24 Haziran'da yetki verin Türkiye uçacak. 32 Mart'ta yetkiyi verin. 32 Mart'ta Türkiye ne olacak? Soruyorum, ne olacak diye sormuş. Uçacak. Yani insanlar... Adnan Kapar diyor ki, ekonomik sıkıntıyı mı dert edeyim diyor. EDS cezası yemişim bu yoklukta diyor. Onları bir de şey yapıyorlar biliyorsun, elektronik deniz tıp sisteminde. İstiyorsan vesikalık fotoğraf olarak da kullanabiliyorsun, böyle çekiyorlar ve yolluyorlar. Bir dakika, bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim bir cümlede. Şimdi köprü cezaları affedildi değil mi? Hı-hı. Bangır bangır her tarafta haber oldu bu. Herkes ne sanıyor? Köprü cezaları affedildi sanıyor. Sen ne sanıyorsun? Affedildi mi? Benim haberim yok vallahi, bir şey sanmıyorum. Köprü cezaları affedildi mi arkadaşlar? Affedileceğini söylüyorlar ama hiç zannetmiyorum. Hayır. Hatta iadeler bile başladı. Hı. Karar çıktı. Kimin köprü cezaları affedildi biliyor musunuz? Şimdi köprü cezaları affedildi dendiği zaman herkesin köprü cezasının affedildiğini düşünürüm. Ya yani bu ekonomik krizde veriliyor. Adam geçmiş, ödeyememiş, cezası var falan filan değil mi?
Onun da cezası affedildi diye biliyoruz. Bak illüzyona bak. Bir kere KGS kullananların hiçbirinin köprü cezası affedilmedi arkadaşlar. İki, OGS, yani KGS, HGS kullanılanlar affedilmedi. UGS bir ne varmış galiba, bu kamyon mamyon falan filan, üçüncü köprüden onlarınki affedilmiş. Bir de OGS kullanıcılarınınki affedilmiş. Nasıl bir şey abi? Nasıl bir illüzyon ya? OGS'leri de kamu bankasından alıyoruz. Yani cezalar affedildi diyorsun, affedilmeyen ceza var. Kredi kartı borçlarınızı ödüyoruz kardeşim diyorsun. Ucuz krediyle uzun vadeye İcralık olanları saymıyorsun. İcralık olanları saymıyorsun. Herhangi bir şekilde işte soruşturma ne deniyordu ona? Şüphe altında olan alacakları. İcralık değil daha. Hani şüpheli artık. Şüpheli alacaklar yani. Pozisyonuna düşmüş olanları kabul etmiyorsun. Sorumlu alacaklar. Sorumlu alacaklar. Adam işsizse eğer onu da kabul etmiyorsun. Sadece kimi kabul ediyorlar biliyor musun? Bak ikinci bombayı patlatıyorum şimdi. Daha doğrusu bu gecenin üçüncü bombası. IMF ile ilgili kaynağım. Biz boşuna bir şey söylemeyiz arkadaşlar. Sağlam olması söylemez. Bir yerlerden sağlam bilgi alıp da iletiriz ama sonuç itibariyle bir bilginin boşa çıkarılması mümkündür. Yani 7 ile 20'si deriz. 20'si değil de 25 ile 30 arasında yapılır. Burada mazrufa yani, bakmak yani lazım. Zarf sonuç itibariyle böyle bir randevunun talep edildiğini söylüyoruz biz. Söylemiyoruz, duyum aldığımızı söylüyoruz daha doğrusu. O da önemli bir şey. İkincisi, üçüncü bombayı patlatalım. Kredi kartı borçlarınızı ödemiyor o banka. Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını ödemiyor arkadaşlar. Ödemiyor, iddia ediyorum. Yani icralıksanız ödemiyor. Şüpheliyseniz ödemiyor. Sıkıntıdaysanız ödemiyor. Zaten siz kredi kartı borcunu ödeyen bir adamsanız ve işiniz varsa bunu isterseniz yapılandırıyorsunuz. Deminki kastım oydu. Yani zaten ödeme kabiliyeti kesimi, olanı rekabeti ihlal ederek bir bankaya yönlendiriyor. Yani bu kandırmacadan öte bir şey değildir. Dördüncü bombayı patlatıyor. ÖTV'ler indi değil mi otomotiv sektöründe? Değil mi? ÖTV'ler kaldırıldı. Öyle bir, yani kaldırıldı falan diye lanse edildi. Sadece ÖTV'nin %10'u indirildi. Onun için otomotiv sektörü şu anda perişan durumda. Ya insanlara yapmayın. Abi bir dakika, bir tane daha hatırlatayım. Yapmayın, sen bu kadar söyledin. Yani. %10 indirim var bir de. %45 zam yaptıktan sonra falan filan. Ziya Düşünceli demiş ki bu sene 1 Nisan şakası pek muhteşem olacak diye not etmiş. Şöyle bir tane de son gelen. En son hangisi geldiyse o. Sevcet, iş kuyruğundakilere fabrika mı cami mi yapalım diye sorsunlar bakalım ne cevap alacaklar. İş kuyruğundaki adam inanın bana fabrika der. %80'i hangi cami dönemde diyecektir. Bu kadar çok cami yapılıp bu kadar çok fabrika kapandı. Zaten sıkıntı da burada. Ben sana hiç katılmıyorum. Çok haklı bir tweet. %90'ı cami diyecektir. %90'ı hala camilerden çıkarken bak para topluyorlar. Sokakta olsa ne neyse de falan filan. İşsiz kuyruğunda o ya öyle bırak, çıkmayabilir. Bırak abi, yok öyle bir şey. Ya bu ülkede biraz bak bilinçli olacak herkes. Bilinçli olmazsam bunun bedelini de böyle ödersin. Sana bir şey soracağım. İkinize de soruyorum. Oğul senle başlayayım. Bu borçların yapılanma meselesi. İşte buna futbol kulüpleri de dahil, vatandaşın hali hazırda ödenen borçlarını dahil, hepsini. Sürekli aynı bankaya bir yolla. Fakat buradaki uygulanan faiz oranlarına baktığında bankanın pahalıya alıp ucuza satması gibi bir gerçek var. Nasıl satacak? Yani güzel bir soru. Çünkü bütün bu kredilerin... Bir tam rakam da vereyim mi? Evet. Bu banka parayı %23 faizle alıp %14 faizle satacak. Evet. Bu %10'luk faiz olarak hazine. Evet. Kaça yani, alıp kaça satacak? 23'ü alıp 14'ü satacak. Güzel. Yani bravo. Kamu bankalarının görev zararı diye bir tanıma giriyor herhalde bu. Kim ödüyor? Biz. Tabii bütçe... Kamu sonuçta anda devlet biz... ödeyecek, hazine, ondan sonra da bize intikal edecek, bize ek vergiler bindirilecek. Ha bir de ben şunu da tersten söyleyeyim. Şu anda bankanın bu kadar borcu yapılandırması, futbol kulüplerini yapılandırması, bunlara düşük faizle borçlarını yenilerken kendisinin o parayı pahalı kullanması olayı dışında bir de başka bir şey daha var. Örneğin ürünlerdeki ÖTV'lerin hepsi düşürüldü biliyorsun. Şimdi ÖTV'ler de bir gelir kaynağıydı. O gelir kaynağıyla belki bu açığı kapatacaktı.
Şimdi sen hem ÖTV'leri sıfırlıyorsun, olacak bir gelirini almıyorsun. Öteki taraftan da burayı daha fazla borçlandırarak dengeyi iki taraftan birden bozuyorsun. Hangi ÖTV'leri sıfırlıyorsun? Yani sıfırlandı diye sundu ya, azalttıklarını diyor. Hangilerini diyorsun? İşte bütün beyaz eşyalarda, mobilyalarda, düşünler, orada burada ÖTV alınmıyor ya. 3 ay daha destek. 3 ay daha destek. Yani şu zaten. 31 Mart'a kadar adam hiçbir şeyden vergi almıyor. Peki bu kendi bütçesinde, gelir kaleminde gösterdiği, planladığı rakamın çok altında bir girdi olacak. O açık ne olacak? O açık ne olacak? Bir taraftan da kamu bankalarının yazdığı zarar ne olacak? Oğlum bak, İki taraftan birden gidiyorsun. Biz çok sık tartışırız, aramızda konuşuruz. Bunları yapabilirsin. Evet. Ama bu belli bir yol haritan vardır. Evet. Ve o yol haritasının içerisinde zaman kazanmak için hani buradan alıp buraya koyarsın. Fakat bütün yol haritası Mart seçimlerini atlatmak üzere. Nisan'da ne olacak? Evet. Yani diyorum ya, sen bir projeksiyon çizersin, bir çözüm haritası oluşturmuşsundur. İki sene içerisinde orayı zararı göze alırsın, buradan yaparsın falan, o dengelenir. Ama filmin sonu yok. Tabii. Sorun bu. İşte o zaman yaşa takılanlar emeklilikten diyor ki ya herkese var da bize yok mu diyor onlar da. O şarkı mı diyorsun? Yani onların durumu da o. Çünkü ya artık futbol kulübüne bile sen popülist davranıp bir yem atıyorsun tabiri caizse. O zaman niye emekliliğe takılan adamlar ya atıyorsun? Ona bakarsan ziraatçı da diyor ki, yani tarımcı da çiftçi de dönüyor diyor ki, kardeşim diyor, Ziraat Bankası'nın görevi ne? Tarımı sübvanse evet. etmek. Sen bana kredi çıkartacağına, benim borçlarımdan dolayı beni sık boğaz edeceğine gidiyorsun 12 milyar lirayla futbol kulüplerini düze evet. çıkartmaya çalışıyorsun diyor. Evet. Ben diyor, adamlar ikinci Ferrari alsın diye mi verdiriyorum o krediyi sana diyor. Evet. Bak ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Futbol kulüplerinin %90'ı tamam mı, futbolcularına Ferrari aldığı için, futbolcularına böyle bol keseden o transfer ücretlerini verdiği için bugün bu durumda. Doğru. Ya da yöneticileri el cebellezi yaptığı için bugün bu durumda. Ben şimdi çıkıp bir detay açıklayabilir miyim? Bir dakika, şimdi çıkıp diyebilirler. Yok öyle bir şey falan filan. Yaptınız kardeşim. Öyle ya da böyle el cebellezi yapmamış olsaydınız bu kadar bak, borcun dibinde olmazdınız. Şimdi ben futbolcu beyefendiler, elin Arap'ı bilmem nesi zartı zurtu, İkinci, üçüncü Ferrari'sini alacak ya da artık ölüsü çıkmış 40 yaşındaki futbolcularla sen marka olacağım diye onlara yok Ferrari alacağım 10 milyon, 20 milyon, ısrarla 30 markayı milyon. Devam ettiriyorsun ya. Ya bırak abi, gözünü seveyim. Bu futbolculara, yani bunlar o kadar, yani futbolcular ve spor kulüpleri tamam, imajdır, Türkiye'nin tanıtımı için önemlidir falandır filandır, kabul edilebilir şeyler. Yapılmalıdır da belki bir takım şeyler, devlet desteği olmalıdır falan filan, ama İtalya futbolun beşiği olan ülkelerden birisi. Hı hı. Adam kaç defa dünya şampiyonu olmuş. Inter gibi bir takımı çatır çatır aşağıya çaktılar. Zaten sırf hikaye o. Bak Selçuk, tamam, şimdi sen olasılıkları söylüyorsun. Ben sana net bazı sorular ilave edeyim senin söylediklerini. Mesela bunlardan birisi, futbolcu kendi parasıyla ne yaparsa yapsın. Bak bu çok önemli. Birincisi, bir ne olduğu belli olmayan bir menajerlik sistemi var. Ve bu menajerler bir şekilde montaj kasetlerle futbolcu çekiyorlar, bu bir. Altyapıdan adam yetiştirmiyorsun, iki. Üçüncüsü ve daha önemlisi, bak sen arabaya takıldın ama bence çok daha dramatik bir durum var. Futbol kulüpleri, mesela dünyada ben bir futbolcuyum, buradan Avrupa'daki herhangi bir yere gittim. 10 birim transfer aldım. Neredeyse 5 birime yakın vergim var. Biz burada o 10 birimi verdiğimiz gibi vergisini de ödüyoruz tırnak içinde. Günün sonunda ödeyemediğimiz için, çünkü yani normalde futbolcunun gelir vergisini niye, bu senin marka, ülke marka kalitenle alakalı, gelmiyor. İyisi de gelmiyor, yaşlısı da gelmiyor. Yani bizim bir tık ötemiz Dubai işte. Dubai'ye gidiyor, Çin'e gidiyor bizden, hı hı, futbolcular. İyi paralar karşılığı gidenler. Şimdi adama parayı yüksek veriyorsun zaten. Bir de üstüne ödemesi gereken vergiyi de cepten veriyorsun. Günün sonunda ödemeyi yapamadığın için futbol kulüplerinin neredeyse vergilerinin, özellikle bir tanesi SPK'lık oldu ve bu konudaki yazışmaları zamanında ben çok yayınladım. Yani SPK'ya her ay ödeme kabiliyetim yoktur diye yazı gönderen
Bir anonim şirketten bahsediyoruz bak. Bir futbol kulübünden değil, Borsa Ekote bir firmadan bahsediyoruz. Hangisi olduğunu söylemiyorum. O yüzden şeye girmez. Ama eski arşivleri tarayanlar benim kimden bahsettiğim var. Bugün geldiğimiz noktada hepsi batık, batağa yakın noktada. Bunu açık açık söylüyorlar konkordatoluk. E kardeşim sen şimdi yanlış üretim politikası, bunu bir üretim olarak bakalım, hizmet üretimi. Yanlış üretim politikası yapmışsın. Yanlış ham maddeye yatırım yapmışsın. O gelen kişiye astronomik fiyatlar ödemişsin. Günün sonunda başarı gelmemiş, para gelirlerin düşmüş. Üstüne bunların yurt dışında ödemesi gereken vergileri de cepten vermişsin. Ya teminat olmadan, senet olmadan buraya futbolcu gelmiyor ya. Ne ben sana bir ek daha yapayım. Sonra oğul da belki bir iki yorum yapar. Şimdi X şirketinin bir tane çeki geri dönmüş olsun, yazılmış olsun. Bir senediyle ilgili problemi olsun. Ya da bir bankanın İki taksitini geciktirmiş olsun, o adama ne COSGAP kredisi veriyorlar, o adama ne işte KOBİ kredisi veriyorlar, çok iyi. Ne bu işte teşvikler, onlar bunlar bunları veriyorlar. Keza çiftçide de bu böyle. Ya arkadaşım, bu futbol kulüpleri kötü yönetildiyse, bu kadar borçları varsa, bu kadar batıkları varsa neye dayanarak sen bu adamlara kredi veriyorsun? Bir... Ben açık ve net söylüyorum, bu kredilerin %99.9'u geri dönmeyecek demek ki. Öyle zaten. Yani sen bu futbol kulüplerine, bu konuşulmuyor şimdi, başka şeyler konuşuluyor. 12 milyarı vereceksin bu futbol kulüplerine, UEFA'dan oradan buradan temizleyeceksin bu kulüpleri, ama günün sonunda bu adamlar, bu borçları yapan adamlar sana o borçlarını geri ödemeyecekler. Uzun vadede ya da kısa vadede. Sen şimdi vatandaşın domates alamazken, ekmek evine götüremezken, bir torbanın, bir poşetin hesabını yaparken, o kadar büyük sıkıntılar, darlık içinde yaşarken, birinci gündem maddesi ekonomi haline gelmişken, futbol kulüplerine 12 milyar batık krediyi nasıl veriyorsun? Bu 12 milyarı futbol kulüplerine batık kredi olarak vereceğine, batmış olan vatandaşın borçlarını silsene, vergi borçlarını güzel silsene ya da kredilerini silsene. Niye yapmıyorsun bunu? 2 dakika var. Bir ona da bir ilave yapayım. Bu arada bunu biliyorsun, finansal fair play kurallarının tutturulabilmesi için yapıyorlar. Ama finansal fair play kuralları diyor ki yani herkes bol kesteden atarken, bu konuda çok spor kanalında haber yaptığım için biliyorum. Başkan ve yönetim dahi cebinden para koyamaz. Şimdi bu kadar net bu kural varken devlet o parayı nasıl koyacak? Bir de bunun hesabını yapın. Bu konuyla ilgili bir dakikalık bir yorum alayım, araya gideyim. Yani ben demin de vurgulamıştım, çok popülist bir uygulama bu diye. Çünkü seçim öncesi işte spor kulübü taraftarlarına iyi gözükmek ve onlara şirin gözüküp onların oy kullanmasında belki karar vermesine etkide bulunmak için yapılmış bir şey. Yani diyor ki siz kulüpler ve taraftarları üzülmeyin, ben bütün borcunuzu yapılandıracağım ve devlet olarak da bu borçları halledeceğim. Bu nereye getiriyor? İşte siz de kulüp taraftarı olarak bu takımların yeni alacağı transferleri de oturup seyredersiniz. Çünkü paralanacaklar ya, transfer yapacaklar. Selçuk'a katılıyorum, A'dan Z'ye. Ziraat Bankası gibi bir bankanın bunu yapması her şeyden evvel bir yüz karası durum. Ama bundan zaten 8-10 ay evvel de aynı banka gitti Doğan Medya Grubu'nun satın alınması için 750 milyon dolar kredi verdi. Yani bu kaçıncı şaibesi bu bankanın? 2 oluyor, 3 oluyor. Yani AVM sahibi bir bankada bir batık AVM'ye de kredi vermiştir. Yani ne bulsalar anladığım kadarıyla ziraate kesiyorlar faturayı ve o banka çekiyor bütün sıkıntıyı. Biz yani, ya bize ait yani. Evet. Bunu hani isim veriyoruz ama bu kamu bankası diye söylüyoruz. Bize ait bir bankadan bahsediyoruz. Ara vereceğim. Tamam. Yani diyeceğim şudur ki bu popülist hamleler olabilir, gelebilir, siyasidir bu kararlar. Ama bize düşen bunların yanlış olduğunu burada vurgulamak. Araya gideceğim ama bir şey hatırlatayım. 2000'li yıllarda, 2002 seçimlerinden önce yine böyle bir kulüpler üzerinden bir tartışma başlamıştı. Dönemin başbakanına, belki bir seçim önce de olabilir, tam hatırlamıyorum. O ara çok fırtınalı bir seçim süreci vardı.
Mesut Yılmaz buradan iyi hatırlayacaktır. Türbünün birinde pankart açılmıştı. Sandıkta görüşürüz Mesut Bey diye. Ki o sandığa sirayet etti. Belki de korku budur. Kısa bir ilgili Muzaffer abimiz var. Muzaffer Kendik. Çok selam. Çok iyidir. Türkiye'nin yetiştirdiği özel mühendislerden biridir. Bu kredi kartı yapılandırmasıyla ilgili çok güzel bir not yollamış. Nasıl bir palavra olduğunu. 6 maddede hemen meseleyi özetlemiş. Demiş ki bir önce gelir durumunu soruyor. Bitti zaten gol bile. Evet. İki daha önce yapılandırmış ve ödemesi devam eden yapılandırmaları kapsamıyor. 3 emekliysen maaşını ziraate taşıyacaksın diyor. 4 çalışıyorsan ıslak imzalı resmi bodro istiyor. Asgari ücretten gösterilmeyen adam var mı acaba? 5 başka borcun varsa bunlar da hesaba katılıyor. 6 kira gelirinin varsa kitabın kirayı ziraate yatıracak diyor kiracın. Bunlar birebir bankadan aldığım bilgiler. Yer verirseniz sevinirim. Milleti aldatıyorlar demiş. Buradan da Muzaffer abimize teşekkür edelim. Çok değerli bilgiler aslında bunlar. Yani bir kandırmacanın ortasındayız arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız bunu da bilmiyorum. Çünkü kimsenin gerçeği konuşmak gibi bir kaygısı yok. Ve bu arada bir detay daha verelim. Kredi kartı borçlarını yapılandırmayı başaranlar da parayı alamıyorlar. Direkt bankadan ödeniyor. Sağ cepten sol cebe. Artık onlar kendi aralarında nasıl anlaşıyorlar onu bilemiyoruz. Şimdi bir şey daha soracağım. Oradan bir pazara geçelim. İki tane nokta konuşalım. Bunlardan birincisi arkadaşlar taksit sayısına artış imkanı getiriliyor. Birçok üründe taksitlerde artışa gidiliyor. İç piyasa hareketlensin diye. Genel taksit sınırı 12. Elektronik eşyada 3, bilgisayarda 6, kulüp derneklere yapılan ödemelerde 6, taşımacılıkla ilgili 6, hava yolları 6, 6 6 6 gidiyor. Mesela vergi ödemelerinde 9 taksite çıkarılıyor. Televizyon 12. Evet, işte genel taksit sınırı dedim ya. Eğitimle ilgili harcamalarda 12, elektrik eşya alımı 12, sağlık ürünü alımları 9. Taksit sayısını arttırıyoruz, bu 1. Bak bunları bilgi diye veriyorum. Şimdi bir bilgi daha vereceğim. Hemen yorumlarınızı alacağım. Ticaret Bakanlığı'nın bir araştırması var. Yani şimdi biz ekonomiyi yönetenleri eleştiriyoruz da bir de bu tarafa bakalım. Türkiye İsraf Araştırması açıklandı. Arkadaşlar buna göre haftada ortalama 2 ekmek israf ederken vatandaşın cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl. Otomobil değiştirme sıklığı da 8 yıl. Şimdi bir de böyle bir gerçek var. Ha, israf mı bu? Bu israf raporunda geçiyor. Hayır, o haberi ben çok net okudum. İsraf mı? İsraf olarak terim. Yani 8 yılda otomobil değiştirmek israf mıdır Oğuzhan'a göre? Yok. Ama cep i̇sraf telefonu o da hayır, değil. 4 yıl. Hayır, o da ben fena değil. 3,7 yılın çok iyimser 4 yıl abi. Bak 4 yıl her sene cep telefonu modelleri değişiyor. 2 defa değişenler bile var. Senede 2 defa cep telefonu modeli değişen bile var. Eskiden olsa belki kabul edilebilir bir şeydi bu ama 4 yılda bir adam cep telefonunu değiştiriyorsa gelişen bir ülkede diyorsun. Buna rağmen tamam mı? Orada da bir israf yok demektir. Yani insanlar 4 sene sonuna kadar cep telefonlarını kullanıyorlar demek. Orada da bir israf. Aynı şeyi sana sorayım. Evet bence de yok. 4 sene uzun bir zaman. Normalde 2 senede bir cep telefonlarını değişiyor insanlar dünyada. Türkiye'de 4 olması demek ki insanlar daha dibine kadar kullanıyor yani. Arkadaşlar taksit sayısını atladınız. Taksit sayısıyla ilgili de yorum alayım. Taksit sayısını ben inceledim. Bazı yerlerde artışlar gördüm. Bu piyasanın daha kolay satın alabilmesini sağlamak için yapılmış bir kolaylık. Ama bu da tabii insanları tekrar borçlu hale getirecek. Borç yükünü arttıracak ve ileride ödeme zorluğu yaşayınca gene kriz ortamına girmiş olacak. Peki poşet. Poşeti burada konuştuk geçen hafta. Hayır, bir şey var ama. Çok önemli gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 129. genişletilmiş il başkanları toplantısında şöyle bir açıklama yaptı. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu seçim kampanyasında milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Seçim malzemesi oldu. Tabii tabii resmen seçim malzemesi oldu. Vay be. Zamanında Özal yapmıştı bunu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Neydi? Evet hayır kampanyası vardı. Hı hı. Hayır torbaları yaptırmıştı. Hı, evet. Anayasa şey bu yasaklı
liderlerin geri dönmesiyle ilgili bir referandumdu. Ve böyle piyasada milyonlarca hayır torbası alışveriş yapanlar koyuyordu ona. Ama o kampanya tutmadı sonuçta ve sandıktan evet çıkmıştı. Şimdi burada da büyük ihtimal bu torba işi geri sekip 31 Mart'ta sandıktan... Torbalarda sıkıntı yaşadınız. Abi beni, torba işi sakat. Beni torba, bir torba, daha doğrusu iki torba, bir çuval çok korkutur. Yani Türkiye'de çuval ve torba işi sakat. Sakat. Peki arkadaşlar, bu arada birer cümlede şunu alayım. Çarşamba günü Merkez Bankası faizle ilgili kararını açıklayacak. Ne bekliyorsun? Yani madem enflasyon düşürdü, düşük geldi ve düşmeye devam ediyor, o zaman faiz indirmesi gerekiyor normal koşullarda. Yapar mı sence? Yani yaparsa görürüz. Sana sorayım. Yapma gibi bir lüksü yok. Yani piyasada bugün bir anda dövizin nasıl 5.54'leri tırmandığını hepimiz gördük. Böyle hassas bir ortamda, özellikle Amerika ile aramızdaki ilişkilerin gerildiği bir ortamda faiz azaltmaya gitmesi intihar gibi bir şey. Yani dövizin önünü otoban gibi açar. Onun için böyle bir şeye ben girebileceklerini zannetmiyorum. Peki, şimdi bir dakika, şunu bir okuyayım ya burada. Lütfen. Hatta birkaç tane daha oku. Bunu okuyayım, bunu hatta konuşalım. Mustafa Yılmaz göndermiş. Genel itibariyle böyle teşekkür şeyleri olduğu var için. Var olsun, sağ olun. Bunun dışında bir şeyi ben okuyacağım. Diyor ki, ekonomi konusunda kendiniz çalıyor, kendiniz oynuyorsunuz. Ekonomiyi yöneten iş adamlarına bir lafınız yok mu? Keşke daha önceki programları izleseydiniz Mustafa Bey. Bence arşivlere bir bakın. Onlara yönetim zihniyetinizi değiştirin desenize... Demiş miyiz, dememiş miyiz, dediğim gibi lütfen siz de bir zahmet edin, önceki programları izleyin. Bir de @BeratAlbayrak'a şey etiketleyerek ekonomi dersi veriyorsunuz. Hiç Berat Albayrak'a ekonomi dersi verdiğimiz bir an var mı şurada? Yok. Akademisyen rolü mü? Hiç Sayın Berat Albayrak'ın adı geçti mi? Yok. Kimseye ders verir bir tavrımız var mı? Ben hatırlamıyorum, varsa bilmiyorum. Bir de Berat Albayrak'a ekonomi dersi veriyorsunuz. Karşılıklı tartışsanız kalitenizi görmek isterim. Büyük bir zevk. Oo, büyük bir zevk. Hatta bence Sayın Albayrak Yiğit Bulut'u da alsın yanına. Burası açık. Yo. Şunu söyleyeceğim. Lütfen Sayın Albayrak, Sayın Yiğit Bulut, Sayın diğer bakanlarımız her zaman kapımız açık, buyursunlar. Gelsinler, biz gidelim. Tabii. Biz onda şey yapmayız. Bizim kalitesizliğimiz tabii ki ortaya çıkarız. Hiç önemli değil. Tabii. Yani bizim zaten şöyle bir iddiamız yok. Onu da söyleyelim. Biz ekonomi haberciliği yapıyoruz burada ve tabii ki Türkiye'yi yönetenler çok daha kalitelidir bize göre. Bizim o konuyla ilgili hiçbir iddiamız yok. Biz sonuç itibariyle şuna inanıyoruz. Yani bu ülkeyi yönetenler gerçekten kaliteli bir ekonomi yönetimi yaptıkları için Türkiye bu durumda şu an itibariyle. Biz de hasbelkader kalitesiz bir şekilde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bundan bir mesaj aldınız mı bilemedim. Herhalde sizin tuz ve kuruluk durumunuz bayağı sağlam. Peki vatandaşın ne durumdaymış? Şimdi bir sokağa dönelim. Troller geldi ve başladılar. Troller. Sıkıntı yok. Her türlü fikre açığız. Ama şeyde ben ciddiyim. Gerçekten Sayın Albayrak, Sayın Yiğit Bulut'u, Cemil Erten'i falan da yanına alarak 3'e 3 yapabiliriz yani. Yok, biz bir saniye, hiç o konularda iddialı değiliz. Hepsi bizden daha iyi ekonomisttir. Hepsi bizden daha iyi gazetecidir. Daha iyiyim demedim. Tartışabiliriz. Ya, biz sadece şunu da yapmaya hazırız yani kendilerine. Sadece domates fiyatlarını vermeye, soğan fiyatlarını vermeye hazırız. Sadece. Başka bir şey vermek de istemiyoruz. Sen de Selçuk, sıkıntılı bir ülke bulmuşsun. Kötü bir ekonomi avucuna almışsın. İşler kötüye gidiyor. Baca duman bacayı sarmış. Sıkıntılar varken konuşmak kolay be kardeşim. Yani niye abi, sen sorunları hallet. Çin 5G'li metro istasyonu açtı. Ben onu tartışayım. Ben burada en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Bak, ben en çok neyi söylemek istiyorum burada? Söyle. Bak, biz... Şimdi bizi izleyen KRT izleyicileri ve KRT yönetimi de bu sözüme kızacaklar. Bak, 20 tane televizyon kanalı var. Hepsi aynı dilden, aynı ağızdan aynı şeyleri söylüyorlar. Biz de gariban bir tane televizyonuz burada. Evet. İkinci bir tanesi bile yok yani.
Burada kimseye muhalefet yapmıyoruz. Bizim muhalefet gibi bir düsturumuz, niyetimiz de yok. Biz muhalefet yapmıyoruz arkadaşlar. Biz gazetecilik yapmaya çalışıyoruz sadece. Biz gazetecilik yapıyoruz diye hemen böyle buna bile tahammülsüzlük var. Tamam, bu kadar konuşmaya bile büyük bir tahammülsüzlük var. Ya biz küçücük, kendi halinde, kendi kendine konuşan bir televizyon kanalındaki gariban adamlarız üç tane. Tabii ki bir Sayın Albayrak gibi, Yiğit Bulut gibi koskocaman televizyonlarda konuşuyor. Kendin için konuş gariban diyor. Ya sen tabii aristokratsın, seninle şeyim yok benim. Ya ben de kendi çapımda sabah kahvaltısında havyar yerim. ne bileyim, akşam yemeklerinde Paris'te, Londra'da falan takılırım. Ayrı mesele, biz burada halk için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ya, yoksa yani, bizim kredi kartı borcumuz, icralık durumumuz var. Ne daha yani. Birkaç sene önce kamu bankasından 1,5 milyon lira kredi kullanıp villa aldı o. Ben, evet. 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 Bak ben yani, mesela geçen kamu bankasından işte o 200 sene önce 1,5 trilyonu aldım. Şimdi ev tabii değerlendi şu anda. O zamanında aldık biz. Ucuza aldık. Ucuza aldık 1,5 trilyon. Mesela ben her hafta Etiler'de, restoranda finansçılarla bir araya gelip dolar manipülasyonu yapıyorum. Değil mi? Her hafta. Evet. Yapıyorsun değil mi bunu? Tabii. İtirafa girer bu ama. Sen neler yapıyorsun? Söyleyen söylediğimi anladı. Sen neler kim yapıyorsun? Kim ne yaptığını anladı. Ben mesaja, boşa mesaja cevap vermiyorum. Dur herkes ya, çok sağlı sollu şey yaptın. Var mı da mesaj? Dur, sağlı mesaj sollu. Mesaj bu. Konuşmaya kalkarsak buradan çıkamazlar. Yani yakaladınız da ekonomiyi kötü durumda. Abiler arkanızdan köpekler havlamıyorsa kurt değilsinizdir demiş Muharrem Atik. Estağfurullah, öyle de demeyelim de biz kurtuz yani, o kurtluğumuz vardır. Diyor ki promosyon olarak dağıtılacak olan file ve bez torbaların finansmanını nereden sağlanacak? Siz onu bırakın, Ziraat Bankası'nda verilen ucuz krediler, onların finansmanı nereden sağlanacak? Onu bir yine hiç isim vermiyoruz biz bak. Biz isim vermeden soruyoruz sadece. Nereden sağlanacak diyoruz. Çünkü bilmiyoruz ya, öğrenmek istiyoruz. Milli piyango, milli piyango, belki de sıra sizde. Ya bir dakika, bir dakika. Yahu siz daha milli piyangoda sayısal notada bile 50 tane problem yaşıyorsunuz ya. Bak, milli piyangonun kime çıktığı belli değil. Kime çıkıyor bu senelerdir kardeşim? Kendilerine çıkıyor. Sayısal lotoda 1500 kişiye aynı anda 5 kimlere çıktı falan. Bunlar hep tabii enteresan tartışılacak konular. Peki sen sus gözlerin konuşsun demişler. Yani. Vatandaşa bir dönelim. Vatandaş çarşı pazarda ne yaşıyor? O işler de mi karışık? Ya yok öyle bir şey. Türkiye'de falan da karışık. Ben, yok öyle. Ne alakası Türkiye'de var? Türkiye'de asla olmaz öyle şeyler. Terbiyeni takın. Sen A Haber'de misin kardeşim? Zaten hiçbir şeyi bilmiyorsun, cahil cahil konuşuyorsun. Cahil. Seni gidi. Evet, biz en iyisi bilene soralım. Bir çarşıya pazara çıkalım bakalım vatandaş ne diyor. Soğan fiyatları uzun zamandır tartışma konusu. Soğanların depoda tutuldukları fark edilince depoya baskınlar yapıldı. Ardından soğanlar tekrar pazara geldi. Vatandaş fiyatlarda değişiklik olmadığını söylemişti. Peki soğanın durumu şimdi nasıl? Numara yavrum, numara. Marketler de öyle, pazar da öyle. Hiç. Vallahi hiçbir şeyin yanına yanaşılmıyor. O kadar pahalı ki yani... Bitmişiz. Yaşamak çok zor. Ben konuşursam çok fazla ve çok üzücü konuşurum. Çok üzgünüz çünkü inanılmaz. Artık herkes görüyor güzel kızım. Herkes görüyor. Benim bir tek ifademden değil. Ne aldınız bugün? Alacaklarım var daha. Aslında peynir için geldim. Birazcık bir şeyler aldım kızım. Alırken düşürüyor musunuz artık miktar? Gayet tabii. Almak istediklerimi alamıyorum ki. Aklımda olan şeylere, torunlarıma meyve almak istiyorum. Her şeyi almak istiyorum ama çok sınırlı, ölçülü almak zorundayız. Bunu bu insanlar en ucuz soğanı yemek gerekirken şu anda en pahalısını yiyor.
Bu kadar insanlar sofrasına ne koysunlar? Bunu kimse duymuyor mu? Kim olursa olsun, hani başta kim olursa bunu duyması gerekiyor. Bıraksınlar artık bahane yapmayı. Artık soğanın kilosunun 7 lira olduğunu görsünler. Şuraya bakar mısınız? İnsanlar ne yesin, fakir insanlar? Bak şu anda ben bile bugün şok oldum bunun 7 lira olduğunu. Geçen hafta ben 5 liraya aldım kilosunu. Bu hafta 7 lira. 2 lira birden arttı. Yazık, günah bizlere. İşte dün söyledim. Bakın dedim. Stok yapıyorsunuz. Patatesleri stokluyorsunuz. Soğanı stokluyorsunuz. Sebze, meyve stokluyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Soğan fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla başlamıştı depo baskınları. Depo baskınlarının ardından pazarda fiyatların düşmesi beklendi. Ancak soğan fiyatları daha da yükselerek 7 lira oldu. Düşmezdi. Soğan deposuna baskın yapılacağına üretici desteklensin. Niye? Yazık değil mi o insanlara? Her şey pahalı ama yalnız soğan değil ki, bütün pazar pahalı. Uzun zamandır soğanı konuşuyor. Evet, evet, soğan ve patates. Patates de 5 lira olmuş kilosu. Yani fakir ne yiyecek, bizler ne yiyeceğiz bilmiyorum artık yani. Çaresiz kaldık. Aldığımız para belli, verdiği para oran belli. İşte geçinmeye çalışıyoruz. Pazardakiler daha da artabileceğini söylüyorlar. Evet, öyle bir dahaki. Her hafta ayrı fiyat geliyor zaten. Soğanla alakalı bir sorum olacak. Soğan fiyatı 7 lira olmuş. Ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. Çok pahalı. Alışveriş yapmakta zorluk yaşıyor musunuz? Tabii. Ne aldınız bugün peki? Ispanaktan başladım. Ispanak da pahalı. 8 lira. Evet. Çok pahalı. Ulan yani 1 kilo alacağın yerde 100 gram alıyorsun, 200 gram alıyorsun. Mecbur yani, bir yemeklik kadar alabiliyorsun. Başka daha gücün yetmiyor ki aslında. Vatandaşın gücü yetmiyor daha fazlasına. Vatandaş soğanın yanında ıspanak fiyatlarından da yakındı. Pahalı baksana, 7 lira 8 lira ıspanak. Yani nasıl anlatayım ki sana daha da? Nasıl anlatayım? Her şey ortada. Ayrıca Adana'da bulunan hal çalışanları yaşanan su baskınları nedeniyle ıspanak fiyatlarının arttığını söyledi. En çok ürün ıspanakta oldu. Ispanak 1.20 kuruşken şu an 4.50'ye kadar çıktı toptanı. Çünkü çok az. Aşırı derecede de su baskınlardan etkilendi ıspanak. Üstad, dediğin çıktı fiyatlarda. Hem de ıspanak. Aha. Hatırlıyorsun değil mi? Aynen öyle. Tarladaki ürünü toplamıyoruz diye üreticiler söylemişti. Şimdi sıra ıspanakta demiştik. Ayrıca soğanla ilgili de zaten hastalık, rekolte düşüklüğü ve en önemlisi üretim dışına çıkma gerçekleri raporlarla ortaya konmuştu. Nitekim o raporların gerçek olduğu, yani o baskınlarla bir şeyin çözülemeyeceği de anlaşıldı. Ortada soğan yok. Bu kadar basit. Şimdi oğul, sana döneceğim ama bu haberin üzerine iki tane şey söylüyorum. Bununla ilgili birlikte değerlendir. Birincisi, Merkez Bankası'nın 12 aylık enflasyon beklentisi %15,9, 16'da yuvarlak ise. %16. Bu birincisi mümkün mü? Düşer mi buraya? Bunu alacağım. Bir de özellikle bu kadar artan fiyatları baz alıyoruz. Fakat Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun açıklamasına göre Aralık 2018'de aylık bazda değişim göstermezken küresel gıda fiyatları 2018'in tamamında %3,5 düştü. Bütün dünyada düşerken bizde enflasyonu tetikleyen bir fotoğraf. Yani, evet. Şimdi enflasyondan başlayayım. 16'ya düşer mi? Ya düşebilir. Yani düşmez diye bir şey yok. TÜİK bir şekilde onu düşürmeyi becerebilir yani. O ne demek ya bir şekilde? Yani işte burada biliyorsun bu konuları bundan evvel de konuştuk. Bir anda 25'e çıkınca enflasyon, TÜİK'in başındaki zatı aldılar, yerine yeni birini koydular. Sonra kademeli olarak %20'ye kadar indi enflasyon 3 ayda. 16 niye olmasın tabii, ama gerçekçi olur mu? Bence şu anda gerçekçi enflasyon 16 olma şansı yok. Piyasalar ortada, pazar ortada. Her şeyin ne kadar zam gördüğünü görüyoruz. Bir de üretici enflasyonu çok önemli. Çünkü üretimdeki zam yüzde kaç, onu görmemiz lazım. Ha, üretici tüketime bunu yansıtamamış olabilir. Ama bunun enflasyon olmadığı anlamına gelmez. Üreticide de enflasyon 30-35 bandında dolaşıyor. Onun için 16
bir istatistik olarak zorla uğraşılıp çıkartılabilir ama bir geçerliliği var mı? Bence yok. Selçuk, vatandaş ve lütfen sizler de Üçgen Online'dan bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Biraz sonra döneceğiz. Ya vatandaş feveran ediyor. Bence çok kalitesiz davranıyorlar. Yani gidip bu konuyu tartışmaları gerekir Sayın Albayrak'la, Sayın Bulut'la falan. Doğru bilgiyi alma, yanlış bilgileri var yani. Bu geçtiğini dediklerini zannediyorum. Mesela orada soğanla ilgili bir eleştiri koymuş bir hanımefendi. Son derece yanlış bana göre. 5 liradan 7 liraya, 2 lira artmış, ne var öde yani. Bir tanesi de şey diyor vatandaşın. Diyor ki ya diyor bu diyor depo basacaklarına diyor gidip üreticiyi desteklesinler falan. Hiç ekonomi bilmiyorlar. Hiç bilmiyorlar. Hiç çok bilmiyor. Saçmalamışlar yani bence. Ben 16, öyle 16 bir yorum yapmak istiyorum. 16 olur mu? Olur tabii. Ve dünya fiyatlarıyla biraz mı? Olur. Çünkü Türkiye'nin gerçek enflasyonunun ben 10 civarında. Ben böyle konuşmaya kadar. Yeniden aydınlanma geldi. Ben buradan yürüyeceğim artık abi. Ben buradan yürüyeceğim. Çünkü bu başka türlü anlatılmıyor. Ya. Yıl sonu 5. Ben %5'e kadar yolu var diyorum. Var. Yıl sonuna. Yani enflasyon için. Soğan 10 lira olabilir, patates 20 lira olabilir, et 200 lira olabilir ama ben %5 görüyorum enflasyonu. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bir yorum yapayım. Şimdi %16'ya nasıl düşürülebileceği ihtimalleriniz konuştunuz. Yani. Ben bir an tersten söyleyeceğim. Evet. Eğer gerçekten enflasyon %21'den 16'ya düşerse, yani hükümetin politikaları işe yaradı, ve %16'ya düştü. Tamam. Bir an için bunun doğru olduğunu düşünün. Hı hı. O zaman bu fotoğrafı okumamız gerekir. Birdenbire aydınlanıp üretim coşması yaşayamayacağımıza göre bu bir anda olmaz. Bu yıl içerisinde enflasyonun resmi rakamlarla 21'den 16'ya düşmesi demek Türkiye'de bunu ancak çok ciddi bir piyasa daralmasıyla yapabilirsiniz. Yapamazsınız. Bir dakika. Ancak burada rakam olmaz diyorum zaten de olursa bile. Hı. Bunun tek bir anlamı iç piyasayı kitlemişsin demektir. %21'den 16'ya yani 4'te 1'e yakın düşürüyorsun veya 5'te 1'e yakın diyelim neredeyse yuvarlak hesap. Şimdi bu durumda zaten işsizliği patlatırsın bir. Bankalar dahil vatandaşın nezdinde ödemeler zincirini kırarsın iki. Bu kadar keskin bir düşüşle daha da önemlisi bir stagflasyona adım atarsın. Yani bir süre sonra enflasyonun durdurulamaz bir biçimde yükseldiği ama ekonominin daralmaya devam ettiği bir fotoğrafı yaratırsın. Yani 21'den 16'ya derken sadece laf olsun diye rakamdan bahsedemezsin. 21'den 16'ya çok ciddi bir orandır. Yani 5'te 1, 4'te 1 oranında bir enflasyonu düşürme vaadiyle ortaya çıkıyorsan bu Türkiye'deki iç piyasanın kemiklerini kıracaksın anlamına gelir. Bak sevgili Kerem bir tane mail at, tweet atmış. Şöyle bir tablo göndermiş. Yani bunu da tartışmak gerekiyor. Bu artışlarla ilgili olduğu için ek olsun diye ondan sonra siz tartışın bunu. Son 15 yılda fiyatlardaki değişim diyor. TÜİK verileri abi. Hı hı. Buradan iki tane soru soracağım kendilerine. Yıl 2003 domates 55 kuruş, biber 1 lira 6 kuruş, patlıcan 1 lira 2 kuruş. 2018 Ekim ayı 5 lira 46 kuruş domates, biber 4 lira 51 kuruş. Beni ilgilendirmiyor uçak fiyatı, beni ilgilendirmiyor araba fiyatı. Beni bunlar ilgilendiriyor. Tamam mı? Biber 4 lira 51 kuruş olmuş. Patlıcan 3 lira 43 kuruş olmuş. Şimdi bu tabloya bağlı olarak. Şimdi ben geçen gün bir marketteyim. Ucuzluk markette. Bana 5 lira 46 kuruşa domates göstersinler. 10 kilo alacağım oradan. Domatesin fiyatı 7 liranın altında değil arkadaşlar. En çerçöp domates 6 liranın üzerinde. Tamam mı? İki, hayatımda ilk defa patlıcanda şöyle bir etiket gördüm. 9 lira 99 kuruş. Kıyafet gibi ya.
Eskiden kıyafetlerde olurdu o algı. 99 kuruşlar. Hı-hı. Şimdi gıdaya koymuşlar 99 kuruş lira. 9 lira 99 kuruş. Tamam, pazarda da 8 lira 99 kuruş. Farkı yok. Biber 4 lira 51 kuruş yazmışlar. O markette 10 liranın üzerindeydi biberin fiyatı. İndirim taze markette değil mi bu? Tabii, taze fasulyenin fiyatı 15 liraydı arkadaş. Şimdi hangi enflasyon, %16'lık enflasyondan bahsediyorsun bana? Bırak %16'yı, %20'yi. Yani peki bana şunun da açıklamasını yap o zaman. Tüm dünyada gıda fiyatları %3,5 oranında düşmüş. Türkiye'de niye? Resmi verilere göre. Hadi biz her şeyi abartıyoruz. Her şeye kulp takıyoruz diyelim. Resmi verilere göre Türkiye'de gıda fiyatları neden bir yıl içerisinde %15 oranında arttı? Hadi bana bunu açıklasın. Hatta aylık %3,5 arttı. Aylık %3,5 yani oranında neden arttı? Yani dünya %3,5 yılda daralırken, gerilerken fiyatlar... Şunun da cevabını istiyorum. Hangi ülkede, bizim pozisyonumuzda olan hangi ülkede hamsinin kilosu 30 lira? Hadi inkar edin bunu da. Hamsi 30 lira kardeşim. Hamsi bu ya. Hangi enflasyon? Şimdi tabii iki tür sebep var. Birincisi bu sebze meyvenin ithal girdili olanları döviz kurundaki artıştan dolayı pahalı. Yurt içinde üretilen de işte tohum parası, motorine gelen zamlar hepsi içeride üretileni de direkt etkiledi. Hı hı. Yani aslında bütün işin başı bu kurdaki artış. Her şeyi o alt üst etti. Balıkla ilgili olanı bilemeyeceğim. Yani balıkta ithal girdine var işte, belki o teknelerin mazotu vardır. Bu arada balık da ithal ediliyor ayrıca. Hamsi değil ya belki de. Sevgili dostum, bir ay önce aynı hamsi 10 liraydı. Evet, işte orada elde az falan kaldığı zaman ya diyor fiyatı ki, şişiriyor. Yok Gürcistan'a kaçtı hamsi, az çıkıyor, o oluyor, evet, bu oluyor. Mesele ne olduğu önemli değil. Bir ülkede bir ürünle ilgili bu kadar büyük fiyat oynaklığı olabilir mi? %100'e yakın. Olmaz. Yani şimdi bir tarafta 5 lira, 7 lira, 8 liraya hamsi alıyorsun. Bir ay önce, bir ay sonra 30 lira oluyor. 30 lira. Bir ay önce 50 liraya et alıyorsun, bir ay sonra 100 lira oluyor. Bir ay önce 5 liraya soğan alıyorsun, bir hafta önce. Her hafta pazardaki etiketler mi değişir ya? Yani şimdi bu gerçekleri konuşalım. Karnımızdan konuşmayalım. 5 liraya aldığın soğan 7 lira oluyor. 8 liraya aldığın taze fasulye 15 lira oluyor. Hadi mevsimsellik diyebilirsin buna. Patates. Tamam mı? E patates de mi mevsimsel? Yani her şey %50, %100 artıyorsa, gıdayla ilgili insanların mutfağına giren şeylerse bunlar. Ve insanları sen poşet fiyatlarına odaklayıp başka her şeyi aradan geçiriyorsan bu hak mıdır? Daha sonra da o poşeti seçim malzemesi olarak kullanıyorsan. Yanlış, yanlış. Ben evimi geçindiremiyorum kardeşim. Sen evini geçindiremiyorsun. Sokaktaki insan bas bas bağırıyor. %45-46 oranında meselesi insanların ekonomi olmuş. Yani buna kulak tıkamak, ya her şey güllük gülistanlık demekle iş çözülüyor mu yani? Çözülüyorsa çözelim. Müjde veriyorum. Ya bu ülkenin ben de güllük gülistanlık olmasını istiyorum. Benim işime gelen bir şey. Sen kredi kartı borçlarını ödüyoruz diyorsun Ziraat Bankası'yla. Yok öyle bir şey ama. Al işte 6-7 tane kriter çıkıyor karşına. Köprü cezalarını kaldırıyoruz, ödüyoruz, affediyoruz diyorsun. Ceza almasan ne olacak ki? Alma kardeşim, bedelini alıyorsun zaten. Cezayı affediyorum diyorsun ama aslında affetmiyorsun. Çok küçük bir kesim kapsıyorsun. ÖTV'leri indiriyorum diyorsun, ÖTV'leri indirmiyorsun. Yani bu kadar üst üste insanları yanıltacak şeyler söylersen ben de çıkarım buradan bunları sorarım abi. Gazeteci olarak soruyorum. Artı bir şey daha vatandaş var. Vatandaş olarak soruyorum. Yıllardır mesela konuşulmayan bir şey daha var. Verginin vergisi olmaz aslında. Biz yıllardır faturalarımızda ÖTV'ye KDV ödüyoruz. Ya biz nereden tutsak elimizde kalıyor? Evet. Şimdi konuşulmasın mı yani bunlar? Müjde mi verelim biz de? Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Ben şununla ilgili bir nokta, yani bu rakamlarla ilgili bir noktalara dikkat çekmek isterim sizin söylediklerinize ilaveten. Bakın 2001-2002 yılında bir ürünün fiyatının ne kadar olduğu ve 2018 yılında ne kadar olduğu elbette kendi içinde önemli ama bir noktada önemsiz. Bunun en çok sağlamasını yapacak olan insanların alım gücü
noktasıdır. Eğer bugün insanlar eksi bakiyede yaşıyorsa, yani bırak satın alma gücünü, bankadan şuradan buradan borç almadan yaşayamayacak noktaya geldilerse, bence ürünün fiyatının 40 kuruştan 4 liraya olmasından daha dramatik bir sorundur. Yani satın alma gücü düşüyor insanların. Yani geriye dönük baktığında, yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da böyle yıllar itibariyle bir takım mukayeseler yaptı ama efendim, yani 70'lerde bu ülkede insan bir kişi geçinip bir kişi çalışıp 9 kişilik bir aileye bakabilirken, 2019'un Türkiye'sinde 2 kişi çalıştığı halde 3 kişilik bir aileye bakamıyorsa, burada bir takım rakam oyunlarıyla veya olası rakamlar üzerinden kavga etmek bir anlam ifade etmez. Şimdi vatandaş sokakta ne yaşadığını biliyor. Şu var, demin atıfta bulundum, iyimser. Aman iyimser olalım, her şey olacak. Abi bir feng shui geldi falan bize böyle. Böyle bir duygu içerisindeyiz. Böyle bir şey yok. Hala burada bile finansçı jargonuyla hareket ediyorlar. Biz gerçeğimizle yüzleşmeden sorunlarımızın hiçbirine çözüm bulamayız. Bunu bir türlü bu konuda hemfikir olamıyoruz. İnsanların psikolojisini ancak bir şeyler yaptıktan sonra yönetebilirsiniz. Bir şeyler yapabilmenizin de ilk adımı gerçekle yüzleşmektir. Onu konuşma, onu yazma, onu belirtme. Ya buradan gör, şuradan gör falan. Ya bu ülkede cari açık artarken de sevinen, düşerken de övünen ama neden artıp neden düştüğünü tartışmayan bir medya fotoğrafı içerisinde bilgilenmeye çalışan bir vatandaş gerçeği var. Şimdi vatan, bak, cari açık düşüyor. Niye düşüyor? Ticaret yapamıyorsun. Ticaret yapamıyorsun düşüyor. Cari açık artıyor eskiden baktığında da. Niye artıyor? Çünkü üretimin içindeki ithal girdi malzemesi. Yani aslında başkasının malını montajlayıp mal satmaya çalışıyorsun. Bütün bunları gerçekten tartışmayacaksak, birilerinin siyasi ikbali artık bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir zaman ilgilendirmedi de şu anda hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Şu anda insanlar evini nasıl döndürebileceğinin telaşının içine düşmüş. Borcunu nasıl ödeyebileceğinin telaşı içerisine düşmüş. Ya sonra açıklamalar hakaret gibi abi. Yani bazen iki tane ekmek israf ediyor insanlar haftada. Bak şimdi açıklamaya bak. İnsanlar ekmek alacak para bulamıyor. Halk ekmeklerin önü kuyruk olmuş. Akşam 3'ten 4'ten sonra gittiğin zaman, öğleden sonra akşam dediğim, gittiğin zaman ekmek bulamıyorsun. Nereden biliyorum? Ben de halk ekmek alıyorum çünkü. Ben bile onun hesabını yapıyorum artık. Hiç olmazsa diyorum 75-75 kuruş, 2 tane ekmek 1,5 lira, öbüründe bir... Bak ben biliyorum fiyatları. O mesajı gönderen arkadaş, ben ekmek fiyatlarını biliyorum. Sorun bakalım biliyor muymuş? Sorun bakayım halk ekmekte ekmek kaça, fırında kaça biliyorlar mıymış? Metronun fiyatını biliyorlar mıymış? Sorun bakalım. Biraz daha üçgen online yapsak. Neyse dur. Halk ekmekten insanlar ekmek alıp hayatlarını idame etmeye çalışıyor. Diyorsun ki 2 tane ekmek israf ediyorlar. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Yani insanlar sanki her şeyi bol bulama çarçıyorlar Türkiye'de. Her şeyi de bolluk içindeler. 2 tane de ekmeği, haftada 2 ekmeği, tamam mı, zayi ediyorlar falan filan. Hangi istatistik bu? Nereden almışlar bu bilgiyi? Kime sormuşlar, öğrenmişler? Biraz daha geriye dön. Türkiye'de bir tüketim bilinci sorunu yaşandığını biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Ama bunu da zaten tüketin, kredi kolay diye insanlara yerleştirdiler. Ya halk ekmekte bir tane hanımefendi var içeride. Kapalı, mutasip bir kadın. Her gittiğimde kadıncağız görmüyor da beni. Yerin dibine giriyor. Ya size de poşet veremiyorum. Bakın ne yapacağız? Gitmiş bir yerlerden o uyduruk poşetlerden almış, onların içine koyuyor. Kendi cebinden, kendi maliyetlerinden almış, veriyor bizlere, insanlara veriyor. Bir de uyarıyor ya, bir dahakine torbayla gelirseniz iyi olur. İşte bunları biz cebimizden ödüyoruz falan. Ne güzel insanlar. Ya hayır, insanlar tamam hala birbirini idare eder pozisyonda da nereye kadar bu iş? Buna bakmak lazım bence. Biraz oğul üçgen. Çok sessiz kaldın sen ya. Buyur konuş biraz ya. Hadi sonra da biraz üçgen online bak.
Yani konuştuklarınızın hepsine katılıyorum tabii. Dinliyorum daha çok. Çünkü niye? Zaten benim söyleyeceklerimin de bir kısmını siz de dile getiriyorsunuz. Tabii bu pahalılığın tek bir sebebi yok. Değişik 5-6 tane sebep var. Bunlardan biri devalüasyon. Ondan sonra fırsat bilip stokçuluk yapan var. Etiketler sürekli değişiyor. Aldığı malı düşse bile kur eski fiyattan satmaya çalışan var. Tabii insanlar bunları bir fırsat olarak değerlendirip firmalar yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Önemlisi, üretmiyoruz. Evet. Oğul bak bu bir sürü neden bulabiliriz. Ama temel sebep üretmiyoruz. Üretmiyoruz demeyelim de ona biz. Üretimimiz çok az. Yani tabii üretiyoruz canım. Yani Türkiye'de bir şeyler her şeye rağmen üretilmeye evet. çalışılıyor ama yani sen Belçika büyüklüğünde bir tarım arazisini evet. tarımdan koparttıysan evet. ve bunun nedenini sorgulamadıysan işte bunun nedeni içinden çıkamazsın. 2001 yılındaki IMF şartlarının Türkiye'ye dayattığı gerçekler ve kademe kademe tarımı nasıl bitirdiler o dönem parlamentoda olan AKP'ydi tekrar. Onlar imza attılar bunların altına. Ve o IMF şartlarını kabul ederek Kemal Derviş'in yönetimindeki o ekibi Türkiye tarımını kaybetti. Ya bak öyle bir akıl tutulması içerisindeyiz ki. Hı hı. Hatırla birazcık geriye git. Biz Hollanda ile kavga ederken Hollanda falan filan dedik. Yani şimdi bu yabancı hayranlığı değil ama biraz da gerçekleri konuşalım. Türkiye'nin coğrafi olarak çok mukayese kabul edilmeyecek bir alanında bizi kıskanıyorlar. Aman bunlar da hiçbir işe yaramıyorlar dediğimiz Hollanda'nın sadece tarım ve hayvancılık ihracatı 150 milyar dolar. Evet. Kıskanıyorlar dediğimizde biz daha 150 milyar dolar toplam ihracatı bulamamıştık. Yoksa hamaset, ya hamaset çok kolay. Ama sen bu gerçekle yüzleşmiyorsan, yüzleşmek de önemli değil. Neden? Neden diye sormuyorsan. Ya bak bu hafta Selçuk'a yayında anlattım. Bu başka bir kanalda bir konuğum oldu geçen hafta içerisinde. Burada da paylaşayım onu. Biyodizel. Yani bitkisel atık yağlardan evet. bugün son 20-25 yıldır dünyanın gündeminde olan enerji üretmek. Yani yaklaşık konuğumun da söylediğine göre işte bir litresi, bir kilosu bir litre akaryakıta denk geliyor falan. Dünya atık yönetimiyle bunun üzerinde duruyor. 20-25-30 yıldır en fazla. Biz hala hani nükleer tartışıyoruz ya. Şimdi sana bir örnek vereceğim. Ben de önce yayında duydum. Sonra biraz kurcaladıktan sonra gördüm ki real, gerçek. Sene 1934. Yer Atatürk Orman Çiftliği. Bitkisel atık yağlardan Atatürk döneminde biyodizel üretiliyor ve orada üretim yapan traktörlerde kullanılıyor. Dünyada ve Avrupa'da biyodizel diye bir kavram yok. Son 30 yılın meselesi belki de bu. Biyodizel tartışılıyor. Sene 1934, Atatürk Orman Çiftliği'nde düşünmekle kalmıyorlar. Bitkisel atık yağlardan biyodizel üretiyorlar ve bir fiil üretimde traktörlerde yakıt olarak kullanıyorlar. Yani şimdi oradan buraya gelmeyi ben sorgulamayayım mı kardeşim? Sorgulamayayım mı? Dünyada kimsenin konuşmadığı bir şeyi düşünüp, hayata geçirip, bir fiil üretimde kullanmış bir çözüm odaklı yaklaşımı. Bugün canım ne varmış fiyatlar arttıysa onu da ithal ederiz, bunu da ithal ederiz. Biz hiçbir yalıtım yapmayız, izolasyon yapmayız, tasarruf yapmayız, nükleer enerji yaparız, onu da yaparız. Şimdi ben bunu mukayese etmeyeyim mi, ben bunu eleştirmeyeyim mi, ne istiyorsunuz? Çok gurur duyulacak bir şey ya. 1934. Evet. Dünyada yok. O zaman işte sen o sorunu çözdüğün zaman ne oluyor? Belki de bugün bambaşka şeyler tartışıyor olacaktık. Bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Sen günlük sorunları çöz. Ben de diyeyim ki ya Çinliler 5G ile
işte metro istasyonu açtılar. Ayın karanlık bölümüne uydu indirdiler. Ben niye yapamıyorum? Ben bunları tartışayım. Yoksa çok kolay. Ha, zaten bu memlekette gazetecilik yapmak çok kolay. Bir sürü sorun var. Çöz de ben başka şey konuşayım. Biraz üçgen ondan yap. Dertleştik böyle de, kusura bakmayın. Ekmeğin israf edildiği toplu yemek yenen iş yerleri ve lokantalardır diyor. Evlerde ekmek israfı yoktur. Ali Özbek yazmış. Hiçbir şey olmasa köfteye harç yaparsın. Tabii kıymayı alabilirsen. Üçgen online dinleyin. Örerim torbamı, dikerim. Ama markette onları dolduracak kadar parayı nereden bulacağım diye sormuş Peki. Ayşe. Analitik zeka bu işte. Acılıkaya. Bekir Yılmaz, yayınız saatiniz 22'den 21'e çekenlerden Allah razı olsun. Sizin yüzünüzden her pazartesi uykusuz kalıyorduk demiş. Bu arada bir şey vardı, bir eleştiri vardı. Her yerde 22 yazıyor ama 21'e alınmış diye. Buradan biz de iletmiş olalım. Tanıtımlar, evet, ben de gördüm. Yani o KRT'nin sitesinde falan da 22 diye geçiyor bizim yayın saati. Dünyadaki sıcak parayla finanse edilen, ithalata dayanan, üretmeyen, inşaat ve tüketime dayalı ekonomi buraya kadar diye bir saptama yapmış umutsuz çocuk. İlker diyor ki bence 15 dakika önceki modunuza geri dönün. Enflasyon 5'e düşecek vesaire gülmekten neredeyse altıma kaçırıyordum. Bence mizah tadında yapın daha iyi olur demiş. Hayır, o gerçek düşüncemizdi. Yani, o inanıyoruz. Ben inanarak söyledim onu. Çünkü bir uyarı var orada şey diyor. Başka bir şey söyleyeyim başka mi? Başka diyor ki aman diyor başka televizyonlarda diyor ciddi fikriniz olarak alırlar diyor. Ben ya de fark etmez canım. O da bir şeydir da, yani. Yani çok önemsel. Biz söylediğimizin arkasındayız. Biz ne zaman ne makara ne gerçek onu siz çok iyi tahlil ediyorsunuz. Biz izleyicimize güveniyoruz. Size bir haber daha. Bazı basın organlarında hükümete yakın basın organlarında maaşlarda düşüş önerisi. Eyvah. Geriye dönük. Tabii. Ya bir de şey konuşuluyor. Daha bundan başka bir kriz göstergesi olabilir mi? Bir de sosyal medyada çok dolaşıyor bu. Mevduatlara el konulacağı ile ilgili ya bir söylenti var. Ben zannetmiyorum ya. Sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada duyduğunuz her şeye de inanmayın ya. Onu hani manipüle eden kim bilemezsiniz. O iş o kadar kolay değil. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Bütün sistemi değiştirmen lazım. Sadece mevduata el koyarsan 24 saatte kemiklerin kırılır. Bu arada size bir bilgi daha. Türkiye olarak kemiklerin kırılır. BES konusunda sigorta şirketleri ve bankalar baskı yapıyorlar biliyorsun. O 3 kuruş maaş alan insanların paralarından zorla BES kesintisi yapılıyor değil mi? BES. Bireysel emeklilik. BES gibi anlayacağım. BES. Bireysel emeklilik kesintisi yapılıyor. Adam zaten 3 kuruş asgari ücret alıyor. Bir de ondan para ödüyor BES'lere. Niye? Sigorta lobisi, banka lobisi baskı yaptığı için ve bizimkiler de ona okey dediği için. Peki bugün bir haber. 2 tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu haber. Bir de bizim Umut'un, Umut Güzeller'in bir yazısı var. Ondan bahsedeceğim. Bizim geçen hafta bahsettiğimiz konuyu yazmış. O da şu. Bu sigorta şirketleri ve bankalar işsizlik sigortası diye bir şey vardı biliyor musunuz? Sen duymuş muydun? Duydum. Bankalar kredi kartlarına işsizlik sigortası ile ilgili insanlara öneri getiriyorlardı. İşte %0.1 gibi falan bir kesinti yaparak o herhangi bir şekilde işsiz kalırsan o sigortadan karşılanıyordu. O kredi senin kredi kartı borcun, kredi borcun falan filan. Onu kimseye vermiyorlarmış şu anda. Çünkü herkesin işsizlik kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorlar, mesela öngörüyorlar demek ki. Sağlamasını yapıyorsun bak, abi ekonomide. Hayır, bir de nasıl pragmatik bir yaklaşım. Siz BES için ortalığı yıkacaksınız, oradan para kazanacaksınız çünkü. Ballı gaymaklı para. Ama öbür taraftan işsizlik sigortası vesaire konularında hemen yok biz yapamıyoruz, edemiyoruz diye başka yollara sapacaksınız. Devletimiz, sayın yetkililerimiz herhalde bu konuya eğileceklerdir diye düşünüyorum. BES'e eğildikleri seni gibi. Seni de besleyelim ya. He? Besleyelim seni. Beni besle, beni nasıl besleyeceksiniz ya? Beslenmeye ihtiyaç varmış. Benim yani çok isterim. Ha, bir de şu Umut'un yazısı ekonomi gündeminde şeyden bahsediyor. Kaç kişinin yurt dışına gittiğinden bahsediyor. İşte 250.000'in üzerinde insan yurt dışına gitti diyor. Bunların çoğu diyor beyinler,
para sahibi olan insanlar ya da iyi eğitim almak isteyen insanlar diyor. Bence çok donanımlı bir yazıydı. Ve daha da önemlisi şu iddiada bulunuyor. Daha çok kişi yurt dışına kaçacak. Bunu öngörüyoruz. Ya da kaçmaya çalışacak. Kaçmaya çalışacak diyor. Ama diyor bir de kritik bir şey var diyor. Yurt dışına kaçmaya çalışırken, gitmeye çalışırken insanlar diyor ciddi aslında goller de yiyorlar diyor. Mesela bir danışmanlık firmaları tamam, çok fahiş rakamlarla falan diyor şey yapıyorlar. Onun da pazarı çıktı. Onun da bir pazarı çıktı. Aman dikkatli olun falan diye bir yazı yazmış ekonomi gündeminde. Bence okunması gereken bir yazı. O ana buradan selam söyleyelim Umut Güzeler'e. Değerli bir arkadaşımızdır. Arkadaşlar 5-6 dakika var. Üçgene döneceğiz ama 1-2 konu var. Onları değerlendirelim öyle kapatalım. Evet. Türkiye ekonomisine mercek tutarken üstad dolar herkesin merak ettiği. Tamam. Bir de bu COBİ'lere verilen destek paketi. Yani çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Her yerde bas bas bağırıyor zaten. Sence dolarla ilgili performans ne olur? Çünkü bugün de böyle anormal 54'lere gidiyor 44'e çok anormal bir sıçrama var. Olumlu olumsuz yönde. Ama bir dalgalanma var. Biraz bunu değerlendirmeye çalışacağım. Bir de bu reel sektör COBİ paketlerinin işe yarayacağını düşünüyor musun? Evet. Şimdi dolarla ilgili kendi görüşüm beni bağlıyor tabii. Tabii ki. Hepimiz öyle. Şahsi görüşümüz. Evet. Düşünüyoruz. Doların yükseleceğini düşünüyorum. Yani son iki haftadır yükseliyor zaten. 5.27'lerden bir hareket başladı. 5.51'leri iki defa test etti. Hı hı. Ve tekrar orayı test edip kırıp 5.65'lere gideceğini düşünüyorum. 5.65'ten sonra tekrar konuşuruz. Ama trend yukarı, görüntü o. Bunu da en fazla destekleyen faktörlerin başında bu sanayi üretiminde gelen %6,5'luk veriyle birlikte Amerikan Başkanı'nın Türkiye ile ilgili attığı tweet. Şimdi akşam Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmuş. Ondan dolayı bir düşüş geldi dövize. Ama bu bizim ana ikilemimiz. Yani biz Suriye konusu bizim için bir bitmek bilmeyen bir problem haline aldı. Yani, Suriye mi? Tabii. Yoksa ekonominin bu kadar açık noktada olması mı? Şimdi ikisi de senin ekonomik olarak darboğazda olman, sıkıntıda olman dış politikada atman gereken adımlarda senin ayağına pranga vuruyor. Yani milli güvenlik sorunu haline geliyor ekonomi evet, aslında. Evet, aynen öyle. Ve sen ekonominle tehdit ediliyorsun. Ve bu tehdide de karşılık veremiyorsun. Şimdi Türkiye bazı adımlar atacaktı Fırat'ın doğusunda. Anladığım kadarıyla bu tehditlerden dolayı cayıp beklemeye geçecek. Fırat'ın doğusunda bir harekata girişmeyecek. Görünen o. Ama yok Amerika'ya rağmen ben oraya girerim. Kendi ülkemin bekası için bu mecburiyettir derse kendisi o zaman ülke içinde dövizde büyük bir sıkıntı çekecek. Bunu ben değil Trump kendisi söylüyor. Biz ekonomiyi allak bullak ederiz diyor. Böyle bir şey söylemeye hakkı var mı? Yok. Ama niye söylüyor? Ağustos'ta yaşananları örnek alarak söylüyor. Abi senin kalem boş. Evet. Yani defansını, bunu hep söylüyorum. Defansını tribüne yollamışsın. Kaleciyi yedek kulübesine almışsın. Kale boş. Şimdi nereden? Yani o da gol atmaya çalışır, bu da gol atmaya çalışır. Ve halen defansı getiremiyoruz ama bir kaleye bir kaleci koyalım diye bile düşünmüyorsun. Temel sorun şimdi bu. Şimdi Türkiye bu duruma bir günde gelmedi. Türkiye bu duruma uzun zaman içinde geldi. Hani iki ekmek israf falan diyor ya Selçuk. Asıl israf 10 tane uçak sahibi olmak bence. Bu daha büyük bir israf. Ya da dev gibi bir saray sahibi olmak. Ya da ekonomi yönetiminde şey parası ne denir o ne parası denir ona? Cumhurbaşkanlığına ait fon. Şey, gizli ödenek. Gizli ödeneğin katlarca arttırılarak gitmesi ve yüksek rakamların olması. O fonun müthiş kullanılması. Yani sonuçta biz tasarruf yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Çünkü biz fakir bir ülkeyiz. Bunu aklına herkesin yazması lazım. Türkiye yeraltı kaynağı olmayan bir ülke ya da en azından olmadığı kabul ediliyor. Yeraltı kaynağı var mıdır yok mudur o da tartışma konusu ama şu anda öyle kaynaklardan yararlanan bir ülke değil. Onun için ne üretiyorsa
O ürettiği kadar güçlü bir ülke. Ve siz Türkiye'yi ithalat rejimine bağlar, ona alıştırırsanız, kendi ülkesi içinde üretimden caydırırsanız, o zaman Türkiye sağlam bir büyüme gösteremez. Ne olur? 5 yılda bir ekonomik darboğaza girer. 3 yılda yaptığın büyümeyi bir yıldaki krizle kaybedersin. Ve Türkiye'nin de başına gelen bu zaten. 5 yılla 7 yıl arası bir büyüme yapıyor, arkadan kriz geliyor, vuruyor. Bu arada hiçbir sorunuyla, sadece bak bu hükümet döneminde değil üstad, hiçbir sorunuyla hiçbir zaman gerçekten yüzleşme. Hep alının altı, hep evet. Alının altı. Evet. Ondan ama, sonra diyoruz ki ya niye aynı şeyi yaşıyoruz? Ama Türkiye'nin gerçek problemiyle yüzleşmesini kimse istemiyor ki. Ne Batı istiyor, ne Amerika istiyor. Çünkü bana biz, ne onlardan ya, biz kendi kendimize yüzleşelim. Tamam işte biz o büyük ana problemleri çözmeye adım atarsak o zaman ülke olarak geleceğimiz parlak olabilir. Ya sevgili dostlarım bir şey soracağım size. Hı. Siz inanıyor musunuz bu süreçte Trump'ın yaptığı açıklamanın gerçekçi bir açıklama olduğuna? Ne açıdan? Bir. Ya bir danışıklı dövüş olmadığına inanıyor musun? İşte ben söyledim o. Yani zaten. İkinci, sen diyorsun ya girmeyecekler. Evet. Ben de iddia ediyorum girecekler diyorum. Evet. Bu açıklamaya rağmen girilecek diyorum. Böylece de seçim üzeri bir ve kahraman. Bunun sonrasında da Türkiye'nin ödediği bedelin aslında bundan dolayı olduğunu milliyetçi söylemlerle milleti rahatlatmak için kullanacaklarını iddia ediyorum. Evet. Yani şunu söyleyebilirsin o zaman, açıklayabilirsin millete Nisan'da. Ya kardeşim biz kendi bekamız için, işte ülkemiz için, onun için, bunun için bunu yaptık ve bunun karşılığında da IMF'ye de gideriz gerekirse. Bu söylemle çıkabilirsin halkın karşısına. Başka türlü nasıl çıkacaksın? Biz beceremedik, yapamadık, bu işi olmadı, fabrika kurmadık bugüne kadar. İnşaat ekonomisi dışında bir ekonomiyle herhangi bir çalışmamız olmadı. Ekonomiyi doğru yönetemedik. Uluslararası ilişkileri doğru yönetemedik. Ondan dolayı da ey halkım, biz bundan sonraki süreçte IMF'ye gitmek zorundayız mı diyecekler. Allah ve milletimiz bizi affetsin deyince sorun çözülüyor zaten. Ya olur mu öyle abi? Bak şimdi bir yere kadar bütün bu söyledikleriniz okey. Ama artık zurnanın zırt dediği yere geldik biz. Yani işin sonundayız. Yani para bulunmuyor, para yok. Evet, zaten para olmadığı için de bir şekilde çözüm üretilmesi gerekiyor ve bu üretilecek çözüm ne yazık ki IMF'den geçiyor şu anda. Ne yazık ki diyorum bak, IMF'ye gidilsin demiyorum, gidilmemesi gerektiğini iddia ediyorum. Çok büyük Türkiye'ye tavizler verilecektir, tavizler alınacaktır. Türkiye aynı Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi, bakın yaz buraya, hani dedin ya sen geçen haftalarda ne cinlikler çıkacak falan filan dedin ya, ben de sana ek olarak söyleyeyim. Acaba bizim demir yollarımız yarın öbür gün devlete ait olarak mı kalacak, yoksa Osmanlı'nın son dönemindeki gibi özelleşip yabancıların eline mi geçecek mesela? Hocam varlık fonuna gelir idaresini attıktan sonra gerisi çil yavrusu. Hava yolları kimin elinde olacak, devletin mi? Yoksa özelleştirilip tamamen diyeceksin ki zaten bir kısmı halka açık falan. Ve öyle değil işte. Türk Hava Yolları'nın hala önemli bir kısmı devletin elinde. Hala elimizde bizim bir şeylerimiz var. Posta idaresi hala devletin elinde. Ama Osmanlı'nın son döneminde posta idaresi devletin elinde değildi. Değildi. Yabancılara aitti. Madenler yabancılara aitti. İşletimi en azından. İşletilmesi. Tabii. Acaba Çinli'nin mi olacak? Amerikalı'nın mı olacak, Rus'un mu olacak bilmiyoruz. TPAO nedir? Türkiye Petrol... Leri Anonim Ortaklığı. Anonim Ortaklığı. Yani petrol arayan, Türkiye'de petrol arayan müstesna şirket. Doğru mu? Doğru. Nerede arama yapmak için izin çıktı son dönemde biliyor musunuz? Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi kapalı bir denizdir ve fosil bir denizdir. Aslında altında belki de sahiden çok ciddi miktarda petrol olabilir. Marmara Denizi'nin altında. Ve acaba Türkiye petrolleri mi arayacak, yoksa Türkiye petrolleri Türk olmaktan çıkıp o da mı yabancıların eline geçecek bilmiyoruz. Bakın bunlar hep soru işaretleri. Yani diyeceksin ki ya Türkiye'nin verecek neyi kaldı ki? Ya yok yok, Türkiye çok potansiyeli yüksek bir ülke, bakmayın. Türkiye'nin verecek neyi kaldı ki sorunun çok yanlış bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Tarım arazilerimiz acaba bizim çiftçimizin elinde mi kalacak, yoksa başkalarının eline mi geçecek? Bütün bunlar
IMF'ye verilecek tavizler olarak yarın öbür gün bizim karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Buna bir ilave yapabilir miyim? Şu doğru. KOBİ kredileriyle ilgili özellikle bir ilave yapayım. Bak, KOBİ kredilerinde de tamam güzel bir şey yani yapalım falan ama yine bir amaç yok. Bak şey gibi ulufe dağıtır gibi kredi dağıtıyoruz. Anladın mı? İşte KOBİ'lere bu kadar kredi. Şimdi hangi KOBİ'ye veriyorsun? Niye veriyorsun? O KOBİ gerçekten faaliyet halinde mi? Gizli iflas içerisinde mi? Yani feasible bir KOBİ mi? Gizli iflas içerisinde mi? Bunların yanıtları yok. Acaba verdiğin bir KOBİ aslında o sektörde haksız rekabet yaratan mı? Onu tam batacak noktada kurtarıyor musun? Ben buradan öneride bulunuyorum. Bu KOBİ kredilerini bir salma, bir ulufe gibi dağıtacaklarına, proje bankacılığına geçsinler. Bunun teminatı zaten projenin kendisidir. Yani bu kredileri biz veriyoruz sonra geri gelmiyor. İyi niyetle kullanan var, kötü niyetle var. Bunlara hiç girmiyorum bile. Ama bir kıt kaynağı etkin kullanmak diye bir kavram vardır iktisatta. Biz kıt kaynağı bile ya veriyormuş gibi yapıp ya da saçıyoruz. İşin başında tamam olan oldu, geçmiştekiler olan oldu ama burada asıl hikaye bankacılık sektörünü kurtarmak. Yani KOBİ kredilerinin bir önceki uygulamasına bak, herkes alacağını alıyor, KOBİ'nin eline 3 kuruş parayla borcu kalıyor. Ondan sonra zaten onunla günlük anca nefes almaya yettiği için o para da ödenemez hale geliyor. Ama bu arada işte banka eski borcunu temizliyor, vergi dairesi temizliyor, SGK temizliyor. Ama bunlar üretim yapan KOBİ'ler. Ve bunları kaybetmemek gerekiyor. Son olarak da şunu... Bir saniye. Bir uyarı gelmiş. Söyle. Oğlum sen önemsediğin için bunu sana söylemek zorundayım. Uçuk kaçık deli diyor ki, kriz demeyin diyor. Zirik deyin biz anlarız diyor. Zirik diyeyim biz anlarız çünkü yasaklı kelime haline geliyor bu da diyor. Onun için bundan sonra kriz demeyin diyor. İşte ne diyorsun? Krizin ne biliyorsun artık insanlar da şaşırmış. Çince'de ya. İki anlamı var biliyorsun fırsat anlamına da gelir. Ha, öyle mi? Her türlü. Tabii gereğini yaparsan. Üstad şimdi son olarak şunu soracağım. Senin değerlendirmeni alayım. 2019'un en önemli 5 ekonomi gündemi. Bu tartışılıyor şimdi. Üstad dinliyorsun değil mi? Ortak soru soruyorum. Çünkü. Peki dinliyorum. Miktarsal genişleme döneminin sonu. Yani paranın daralması. Hı. 2019'un dünya ekonomisindeki en önemli 5 tartışması. ABD-Çin ticaret savaşı senaryoları. 2 numaralı. Küresel kaldıraç riskleri. Yani kaldırıyorlar ama karşılığı yok. Petrol fiyatlarındaki duyarlılık ve Asya'nın küresel büyümeyi yönlendirmedeki egemenliği. Bu 5 ana başlık tartışılıyor. UBS Bank'ı da araştırmasından bunlar. Keza evet. Ya bu da başka bir bankanın raporu. Hı-hı. Ama zaten 3 aşağı 5 yukarı görünüyor bunlar. Hı-hı. Her bankanın veya finans kuruluşunun raporunda ortaya çıkan. Ne diyorsun? Bu 5 gündemin neresindeyiz biz? Bak bunların hiçbiriyle ilgilenmiyoruz ama hepsi bizi etkiliyor. Tabii yani oradaki gündemler dünyadaki kredi faizlerini etkileyecek. Oradaki gündemler dünya borsalarını etkileyecek. Reel sektörü etkileyecek. Oradaki gündemler dünya ham madde fiyatlarını etkileyecek. Ham madde fiyatları doğal olarak üretim maliyetlerini etkileyecek. Üretim maliyetleri satışı etkileyecek. Demek ki dünyadaki enflasyon rakamları da oradan geçecek. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyümeleri buradan geçiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler başına ne gelecek? Ucuza kredi kullanmaya devam edecekler mi, etmeyecekler mi? İhracatları artacak mı, artmayacak mı? Hepsi buradan geçiyor. Kritik gündem ve bizim gündemimizde kritik gündem. Yok. Biz şu anda tabii seçim endeksi gidiyoruz. Bizim derdimiz poşet ya da başka şeyler ya da siyasi kutuplaştırmalar falan filan. Ama bizim ciddi anlamda bu sene bu kritik evrede bu 5 madde bizim için çok önemli. Çünkü yurt dışı hapşırsa biz grip oluyoruz. Ve bizim ekonomimiz de yurt dışına çok entegre, özellikle Avrupa Birliği'ne çok yakın.
Çünkü ticaretimizin %70'ini Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Bundan dolayı dolar euro paritesi de bizim için önemli. Ki artı Avrupa'da 2019 içerisinde devlet kağıtlarının alımının durdurulması. Evet. Sanıyorum Haziran gibi öngörülen faiz arttırışları falan filan. Evet. Bizi direkt %50'sini yapıyormuşuz ihracatımız, evet, şu anda. Evet. Bugün bir makalede okudum, yurt dışı bir makalede. Bu senenin krize girmesi yüksek faktörünü Amerika'daki junk bond tabir edilen tahvillerden çıkacağını öngörüyor. Diyor ki orada yatan meblağda firmalar ödeyemeyecekler halktan aldıkları borçları. Tahvil balonu patlayacak. Tahvil balonu patlayacak. Patlayan tahvil balonu öteki yerlere sirayet edecek. Var olan bu 5 madde zaten sıkıntılı. Ve oradan büyük bir ekonomik kriz çıkacak. Ve 2008'deki krizden kat ve kat daha tesirli olacağını söylüyor. Bugün okuduğum bir makale. Ki uçuk bir fikir de değil. Uçuk fikir değil. Bir de yani Amerika'da ben gündemini son bir aydır çok sıkı takip ediyorum makaleleri. Yani adamlar sanki bir yerden bir kriz çıksın diye uğraşıyorlar. Yani sebep arıyor. Çünkü sanki. O da aslında döndürülemiyor. Evet. Dünya ekonomisi döndürülemiyor aslında. Döndürülemiyor. Bizim gibi açıkta olanlar iki kere, evet, açıkta. Şu faizle ilgili Fed Başkanı da enteresan. İkinci bir emre kadar şimdilik bir faiz arttırımı düşünmüyorum. Bakacağız, edeceğiz demeye başladı. Yani Fed de kıvırıyor. Çünkü Fed de faiz arttırımlarına devam edip arkadan bir kriz yerse Fed'in kucağına düşecek. Fed yüzünden bu kriz olduya gelecek iş. Fed de onun altına imza atmaya korkuyor. Onun için faizleri daha arttırırsam işte bu özel sektör tahvilleri patlayacak diye korkuyorlar. Yani bir ton sebep var. Ama hangisi olacak ya da birkaçı birden mi olacak? Dünyada bir beklenti var. Biz de işin öteki tarafında biz zaten kendi içimizde bir ton problemi barındırıyoruz. Eğer para borçlanmak dünyada zorlaşırsa bu bizim icra lehimize olacak. Tabii. Zaman gösterecek ama ben Türkiye'de keşke diyorum yerel seçimler olmasaydı. Keşke Ağustos'tan sonra ciddi radikal kararlarla ekonomi yoluna rayına sokulsaydı. Böyle bir dönemde seçim olması Türkiye için büyük şanssızlık. Seçim ekonomisine gidiyor ve bedeli seçimden sonra bize ağır olarak geri gelecek. Ve bu yapılmayan ÖTV zamları, yapılmayan KDV'ler hepsi birden üstümüze. Motorine zamlar, benzine zamlar, işte taşıtlara, şunlara, bunlara, her şeye bence devlet zam getirecek. Onun da zaten kulbu hazır. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun diyecekler. Selçuk, bununla ilgili yorumun var mı üstad? Ya bununla ilgili yorum, ben geçen hafta da şöyle söylemiştim biliyorsun. Dünyanın kırılganlığı ortada. Yani ciddi bir kırılganlıktan bahsediliyor dünyayla ilgili. Özellikle bu ticaret savaşları sonrasında. Yani Çin-Amerika geriliminden dolayı bazı markalar, Amerika'yı ayakta tutan markalar, hatta Amerika'nın Çinli bazı markalara yaptırımlarına rağmen falan filan sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorlar 2019 yılı içerisinde. O bazı markalar aslında Amerika'nın taşıyıcı güçleri. Hmm. Amerika hem tüketim açısından, hem nüfus açısından, hem dinamizm açısından dünyanın en önemli ülkesi. Tartışmasız bu yani. Türkiye'ye gelince Türkiye'de 80 milyonluk bir nüfusa sahip. Ve kırılganlığı Amerika'ya göre ve gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelere göre çok daha fazla bir kırılganlığa sahip yapılan hatalardan dolayı. Onun için Türkiye'nin dönüp kendisini sorgulaması gerekiyor artık. Hayal yani, görme zamanı değil. Evet, yani şunu yapmaktan vazgeçmeliyiz biz. Yani işte Selçuk söylüyor, doğruyu söylüyor ya da yanlış söylüyor, muhalefet yapıyor ya bu falan filan. Bu bakış açısından çıkın ya, Selçuk'un sözü olmasın. Selçuk'a itibar etmeyin ama Selçuk söyledi de demeyin. Biz söyledik deyin. Bu ne demeye çalışıyor deyin. Ya bak ya, Selçuk söyledi demeyin, biz söyledik deyin. Çetin söyledi demeyin, Oğuz söyledi demeyin, biz söyledik deyin. Siz söyleyin, sizin sözünüz olsun. Ama siz de düzeltin daha sonrasında bunu. Biz bunu söylüyoruz. Yani başka bir şey söylemiyoruz. Yani al işte pazar röportajlarını verdik. Vatandaş kanı alıyor. Biraz önce ben bir marketin internet sitesinin sanal marketine girdim mesela. Baktım fiyatlara. Acaba yanlış bir bilgi mi veriyoruz diye. Soğan 11,5 lira. Kilogram fiyatı. Ki internette fiyatlar daha düşük. Yani kış meyvelerine bakıyorsun. Greyfurt, portakal falan, bunlar kış meyvesi. Portakalın fiyatı 4 lira. Greyfurt'un fiyatı 3,5 lira. Yani
Demek ki abi sıkıntı var ortada. Bu sıkıntıyı çözmeniz lazım. Çözüyor musunuz? Çözmek için bir çaba harcıyor musunuz? Hayır, bana göre harcamıyorsunuz. Harcamaya niyetiniz var mı? Bana göre niyetiniz de yok. Ama nereye gider bu iş diye sorarsanız, ben tekrar altını çizerek söylüyorum. Sözümün de arkasındayım. Yani Mart seçimleri sonrasında 7 Nisan ile 20 Nisan arasında kritik bir süreçte bence IMF ile bizim aldığımız duyumu iletiyorum. Bir randevu talebi var. Bu görüşmelerin sonucundan ne çıkar derseniz bence IMF ile masaya oturulacak. Bu bence kısmını söylüyorum şimdi. Bence IMF ile masaya oturulacak. Çünkü son çare olarak bu gözlemleniyor. Ama IMF ile masaya oturulduktan sonra Türkiye'nin işi çok daha zor olacak. Bu iktidarın da işi çok daha zor olacak aslında. Yani sadece Türkiye'nin değil, iktidar kendi kendine de gol atmış olacak. Ama Türkiye'ye çok daha büyük bir gol atılacak. Umarım bunu unutmayalım. Telafisiz yani. Şeyler yaşamayız. Sevgili Oğuz, sevgili. Ha, dolarla ilgili bir şey söyleyeyim. Dolar da bana göre aynı, katılıyorum birebir. Yani 6 artık 6.30 olan dip seviyesini 6.40'a çekti bence. 5. Yani tek 5. Özür 5. Çok özür diliyorum. 5.30'lar civarındaydı. 5.27, 5.30 aralığındaydı bir dip seviyesi vardı. Destek seviyesini 5.30'lardan 5.40 seviyesine çekti bana göre. Yani 5.40'ın altını çok zor görüyor. 5.40'ın üzerine çok hızlı hareket ediyor. Yani 5.40'a geliyor, duruyor, hacim çok azalıyor. 5.40'tan yukarıya çok hızlı hareket ediyor. Yani neyi görüyor? 5.54'ü görüyor, 5.51'i görüyor, 5.52'yi görüyor. Çok hızlı dalgalanmalar var orada. Bence 1-2 denemeden sonra bana göre de kıracak dediği gibi. Biz 5.60, 5.70'leri görebiliriz. Ama Merkez Bankası hasbelkader yanlışlıkla bile faiz indirimiyle ilgili bir sinyal dahi verse, yanlışlıkla diyorum, biz çok daha yüksek bir dolar görebiliriz. Bu eşittir enflasyon, eşittir işsizlik, eşittir sanayide çok daha ciddi daralma olarak karşımıza çıkıyor. Ağırlaşan sorunlar. Bir yorum yapayım, öyle bitireyim ben de minik. Şu kadar olacak diyemem, fakat sadece iktisat bilmemize gerek yok. 4 işlem bile yapsanız Türkiye'nin ihtiyacı kadar doları bulamadığı bir fotoğraf içerisinde doların yükseliş trendinde olacağını görüyoruz. Dünyadaki gelişmeler de bunu besliyor. Fakat biz tüm bunların içerisinde kendimize bir hayal ülkesi kuruyoruz. Fakat şimdi daha önce vatandaş ikna edilirken ikna edilemiyorsa bunu biraz vatandaşla didişmek yerine sorunu anlayıp gerçekçi çözümlerle ortaya çıkmak lazım. Bundan birkaç bir seçim önce ya da iki seçim önce bir metrobüs reklamı vardı, hatırlarsanız. Allah rahmet eylesin, Vatan Şaşmaz oynamıştı. Herkes aktörün üzerine gitti ama oradaki tema asıl tartışılması gerekendi. Yani işte evinden çıkıyor, metrobüse biniyor ve nereye oturacağını şaşırarak gidiyor. Şimdi siz bunu sabahtan akşama kadar bunu böyle anlatabilirsiniz. Fakat metrobüste, yani yürüyen tost makinesinde giden insan bunu bir süre sonra der ki, dalga mı geçiyorsun? Ve şu anda iktisaden, ekonomi yönetiminin ısrarla bir şeyler yokmuş, her şey yolundaymış gibi davranması hızla vatandaşı benimle dalga mı geçiyorsun noktasına götürmüş vaziyette. Buradan bu iyi bir şey değil. Yani yarın öbür gün sorun yaşadığınızda da çözüme geçme aşamasında sizin Merkez Bankası'nın kredibilitesinin, itibarının yüksek olması lazım. Bankalarınızın itibarının yüksek olması lazım. Reel sektörünüzün ayakta durabiliyor olması lazım. Vatandaşınızın bir şekilde nefes alacak bir durumda olması lazım. Ve kendi kendimizi kandırdığımız bu fotoğraf hızla bunları aşındırıyor. Bizim de ekonomi yönetimine uyarımız bu olsun. Son cümle. Son cümle, halkımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu bir geçiş süreci. Ekonomi eninde sonunda bir rayına girecektir diye düşünüyorum. Burada tasarruf ellerinden geldiği kadar yapıp ellerindeki kaynağı en iyi şekilde, en uygun şekilde harcamalarını öneriyorum.
Selçuk bir cümle. Ben de şunu söylüyorum. Bir halk ancak bu kadar sakin olabilirdi zaten. Yani tüm bu koşullara rağmen hala bu kadar sakin olmayı başarıyorsa sahiden kıymeti bilinmesi gereken bir halktan bahsediyoruz aslında. Bence halkın sakin olmasından çok ben yönetenleri sakin olmaya davet ediyorum. Bu ülkenin ekonomisini yönetenleri, bu ülkeyi yönetenleri sakin olup biraz daha sakince, yani sadece iktidarda kalma odaklı, seçim odaklı değil de vatandaş diyorlar ya, vatandaş odaklı, Türkiye odaklı, ülke odaklı konuşuyoruz ya, işte o konuştukların arkasında ne kadar duruyoruzu sakince bir analiz etmelerini bekliyorum onlardan. Yani ya biz ne kadar gerçekten söylediklerimizi yapıyoruz, söylediklerimizin arkasında duruyoruz. Eğer sakince bunu bir analiz ederlerse pek çok konuda aslında yapılan yanlışları onlar da fark edecektir. Ben eminim onlar bizlerden çok daha bilgili, öngörülü bu konuyla ilgili. Sadece biraz sakin olup baksınlar. Bu arada saat 11 neredeyse 20 geçiyor. Biraz uzattın galiba. Biraz uzattık bu hafta. Hayırlısı uğurlusu olsun. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Evet, sakinlik önemli. Ama evet, sakinlik kadar gerçekçilik de önemli. Belki de işe Luna Park'taki komik aynalar kısmından çıkarak başlamamız gerekiyor. Gerçek bir aynada kendimize bakmamız gerekiyor. Çünkü o aynaları hatırlayanlar hatırlar. Böyle bazen sizi dev gösterir, bazen cüce gösterir. Ama filmin sonunda sadece gülersiniz. Dışarıya çıktığınızda gerçek bir ayna size gerçek fotoğrafı verir. Biz haftaya pazartesi saat 21'de tekrar üçgen demek için burada olacağız. Birlikte olalım efendim. Hoşçakalın.